Cümleten selamlar arkadaşlar Ben Serkan Yalçın Borsa hisse analiz youtube kanalından Hepinize selamlar Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen Yasal uyarıyı Herkes gördüyse Yasal uyarıyı Yavaştan Kaldırıyorum Selam yazalım Hesecikler yazmıyor ya Evet Böyle bir Bakalım başlık borsa sakin geçti Metaverse Bakın, deneyimi yazmışız. VR. Metaverse diye yazalım kaydedelim. Aldım. <laughs> Babacım ben gidiyorum bir şey lazım mı? Yok baba. Evine lazım mı bir şey? Görüşürüz baba. Ben gidiyorum oldu mu? Kapadım, Adam ya. hoş geldin sağ olasın yayınlar demiş teşekkürler. Agoravan teşekkürler hoş geldin. So, baba sana seviyorum baba diyor. Eyvallah baba saygılar. Emreciğim hoş geldin. İbrahim Ulaş Çınar, selam mı hocam diyor. Aleyküm selam. Kartal hoş geldin. Aleyküm selam. Hanım hoş geldiniz. Kenan baba hoş geldin Kenan baba. Hakan Kollaş nasıl gidiyor Serkan mı diyor. Valla güzeldi. Bugün yani, yatay, yatay gittik. Bugün façaya yatırım abi, yaptık faça işte dün akşam. Façayı düzeltmeye çalıştık. Yarına gelen genel kurul var hocam. Bedelsiz gelebilir mi sizce? Gelebilir yani genel kurul varsa bir dikkatli takip edeceksin. abiciğim ayın akşamlar. Aysin Hanım e, saygılar, selamlar. Esma abla hoş geldin. Fuat Dürücü eyvallah. İyi yayınlar. Kral özledim seni diyor. <laughs> eyvallah eyvallah popüler video yasın alıcı. Eyvallah Mustafa Erdoğan. Teşekkürler. Sağ olun. Arkadaşlar şu şeyleri e, Selam. Selam fasıllarını geçtiysek bugün borsa sakinli ekstra bir hareketlik yoktu. Hani geri de çok geriye de gelmedi. Şu 2150'lere doğru bir geri çekilme olsa hani pozisyon almak için güzel bir yer olabilirdi belki ama oraya kadar bile geri çekilemedi ama yukarıya da gidemedi. Böyle ortada değişik bir kapanış oldu pozitif bir kapanış değil, negatif bir kapanış da değil. Yurt dışı tarafı e, biraz eksi de Almanya endeksi %1,5 eksilerde. Amerika tarafı da e, %1 eksilerdeydi. Bayağı biraz toparladı şu tarafları. E, 0,22'lerde şu an hafif negatif takılıyorlar. Bilginiz olsun. E, çok 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 pozitif bir durum yok ama çok da negatif bir durum e, söz konusu değil şu an için bakıldığında Putin'den yeah, yeah. E, gelen açıklamalar varmış. Orada Brent yeah, tarafında bir yukarıya de doğru de hareketlilik de oldu. Dikkatli bir şekilde e, piyasaları hmm. takip etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu metaverse deneyimi üzerine hemen kısaca bir özet geçeyim ben şu metaverse olayını. <laughs> e, geçtiğimiz hafta bizim arkadaşlar, daha doğrusu benim e, sınıf arkadaşım olan Eren kardeşim burada e, böyle bir oyun Salonu gibi bir yer açtı. İçinde bu metaverse dediğimiz o sanal dünya iyi yaşatan gözlük, VR gözlük de varmış. O VR gözlüklerden ben taktım dedim. Metaverse metaverse var dedi. Tam senlik falan dedi. Dedim, ver bakayım, herhalde takalım filan Taktım. Ee, hem bir film izledim, bir iki tane de oyun oynadım. vallahi arkadaşlar, <laughs> sistem biraz. E, Değişik, değişik ve gerçekten o şeyi hissettiriyor. O sanal gerçekliği hissettiriyor. O oyunu oynadım. Ya yani oyunu oynarken bayağı eee tırstım da. Yani o görüntüler filan ona göre geliyor herhalde. Yani birebir oyunu yaşayarak oynuyorsunuz. Çok e, action'lı bir oyundu yine filmi de sanki filmin içindeymişsiniz gibi hani siz oynuyormuşsunuz gibi filmin içinde oynuyorsunuz filan değişik bir sahne oyunlar daha zevkli oluyor yani oyunda görev yapıyorsunuz filan hani görevi yaparken görevi sizin yapmanız yani verilen görevi sizin yapmanız filan sizin ellerinizi hareket ettirmeniz işte ayakları hareket ettirirken Yine aynı şekilde sizin hareketlerinizi yapması falan çok efsane bir şey olmuş. Çok gerçekçi ama orada benim kafama takılan bazı şeyler var. Biraz ben de şey yaptı. Yani baş ağrısı yaptı. Kendime şöyle gelemedim. Yani gözlüğü falan ben bir 45 dakika normalde 15 dakikadan fazla takmayın ilk kullanışta 15 dakikadan fazla takmayın gibisinden dedi. Yani ben bana bir şey olmaz falan dedim. E, neyse ben bayağı da yani 45 dakika filan orada gözlükle takıldık yani. 45 dakika takılınca bu sefer e, başta ağrım oldu. E, gözlerde bir ağrı oldu. Şu gözümün üstünde bir ağrı hissettim. Alper bu metaverse olayında o benim gözlerim filan neden ağrıdı? Başım filan neden döndü? O neden? Gerçekliği yaşadığım için mi? ne Yani o gerçekliği bana yaşattığı için yani... Biz o boyuta hakim mi olamaz? Ne olayın şeyi ne? Ama evet, gerçekten gördüğün yani. beyin beyinde Aynen. bitiyor ama olay Aynen. değil mi? Aynen. Orada abi ben yani hakikaten yaşıyormuş gibi şey yaptık. Yaşıyormuş. Takıldık, yaşıyormuş. yaşadık yaşıyormuş biraz. Işte. Abi sağ ol, teşekkürler. Sağ Yaşıyorsun. Yani bildiğin oyunu yaşayarak oynuyorsunuz arkadaşlar. Çok e, değişik bir şeyini ben de pek anlamadım hiç içiniz. Ben Alper'e soruyorum yani. Neden böyle biraz bende baş ağrısı yaptı. Senin gözler bozuk diyor. <laughs> Uğur yıl Uğur Yılmaz diyor senin gözler bozuk diyor. Uğur sen izledin mi? Yaptım. mı? metaverse takan var mı o gözlükten? VR gözlükten kullanan var mı? Benim gibi hepinizde baş ağrısı yapıyor mu yoksa sadece bana özel bir şey miydi? Sen sen izledin mi Alper? VR VR girdin mi sen? San olmadı mı? Alper diyor bana bir şey olmadı diyor. Uğur da diyor senin gözler bozuk ondan almıştır diyor. Alper'in normalde gözler bozuk ona olması lazımdı ama baş döndürüyor diyor denemiştim diyor Ömer Ali İpek aynen. Abi Miren de olabilir diyor. Yok yok Ömer ee, çok değişik denemeyenler varsa bence e, deneyin. Hani bizim burada varsa herhalde birçok e, şehirde de birçok şehirde vardır herhalde değil mi? Diğer salonu. Çok... He? Tamam gelişmiş ya, yerlerde valla bir deney. Yakında sıkıntı olabilir diyor. <laughs> o Yakını makını gözlüğü taktılar zaten yakında makında yakını makını bu. Uğur Baba yani zaten metaversi yaşadık ama çok değişik bir dünya arkadaşlar. Yani çok değişik bir dünya derken çok farklı bir tecrübe. Denemeyenler denemesini nacizane tavsiye ederim. Yani bu Metaverse olaylarına ben de şimdi pek inanmıyordum. Yani ne sanal gerçeklik, hani neymiş buymuymuş. buyumuyormuş. Deneyince çok farklı şeyler olabiliyor. Sizler de bir deneyin. Hani bu Metaverse projeleri hakkında ileride çok farklı şeyler geliştireceklerini Söylüyorlar buna sanal dükkanlar, sanal ofisler, sanal alışverişler veya sanal, çok daha farklı sanal at yarışları olay bu boyuta değil mi? Yok muydu Abi. öyle bir şey? Sanal at yarışı. Aynen. Varmış galiba ne? Yapıyor şey dedi sanal dedi at yarışı yapıyorsun filan dedi. Bilmem ne. Sanal kumar mı? Aynen. Anasının gözü. O oh, bunlar iyice açmış. Metaverseciler olayı iyice açmış. Alper kumar bile oynuyorlar diyor. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne diyor? 30 dakika sonra video bulantısı yapıyor ama daha duran oyunlar demo olarak ama Evil oynadım. diyor. Vallahi baba bana da oynattılar Emre baba bir şeyler. Ne oynattıklarını bilmiyorum ama oyun çok gerçekçiydi ya. Kafalar mafalar önüme geldi. Korktum. Adam kesecekti zombiler bilmem neler onlar bunlar denedim bulantı yap diyor. Ben de burada <laughs> sahte tahtacı olmak istiyorum diyor. <laughs> Şafak abi ne diyor bak ben de burada sahte tahtacı Abi açalım bir metavers biz de şey yapalım ya sahte tahtacı olalım abi ya. <laughs> Olmaz mı? Ee, neyse bu metavers tecrübesini de anlattım. Ben de biraz baş dönmesi yaptı ama denemeyenler mutlaka denesin arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. E, i̇sterseniz o Metaverse gözlüklerini akşam bir fotoğraf çekilirim. E, Twitter'a da atarım. E, değiş. Değişik. Veya isterseniz buraya gelirseniz ofise beraber gideriz. Eran'ın oraya. Eran bize e, denettirir olayı. Evet şimdi konularımıza biz tekrar geri dönelim. Şu Metaverse tecrübesini anlatmak istedim. Videolarda şöyle 10 dakika hem beğeni tuşuna bir basın. Hem de e, bu şeyde anlatalım dedik. Serkan Hocam iyi yayınlar. Arçelik kapattı. Yorumlayabilir misiniz diyor. Arçelik tarafında Proto temettü verecek. Aynen Esma abla. Arçelik ne kapatmış? Arçelik güzel bir kapat ya. Genel kurul ya. <laughs> Genel kurul olacak. <laughs> Azra. Kudur'u bakabilir misin diyor Kubilay. Bakalım. <laughs> Ya Goodyear'da dün Goodyear filan gayet güzeldi ama Dün hafif bir e, kar satışı da oldu herhalde orada Sıkıntılı bir pozisyon yok şu an için e, yukarı hareket devam ediyor ağırlıklı ortalamasının üstünde Gayet güzel Negatif bir Durum Pozisyon söz konusu değil Burada böyle bir trend uygulamışlar Bu şekilde bir trend var Tekrar kırdığı zaman e, yukarıya doğru hareketlenmiş. Açıkçası ben yine de şu bölgelerin altına gelmedikçe yani 9.44'lerin altına gelmedikçe hala yükseliş e, potansiyeli devam ediyor Goodyear tarafında da. Güzel bu sene tek bir negatif pozisyonu Kerpa'yı vermeyecek. Kerpa'yı vermezse de dediğim gibi fiyat verimi gelir. E, ciddi bir fiyat hareketi olabilir Goodyear tarafında da. Serkan abi Froto kapattı ya diyor teknik açıdan yukarı yönlü denebilir mi diyor. Abi işte zaten olay o. Olayın e, büyülü tarafı o. Kapanış güzel oldu ama biraz da kar satışı da geldi. Yani o 320'lerin üstünden artık biraz kar satışı geldi Proto tarafından ama Bakıldığında bence güzel bir kapanış. Tam olarak kırıp üstünde kapattı diyemeyiz ama e, güzel kapatmış yine de e, iyi bir kapanış diyebiliriz Proto için. Kötü bir kapanış olmamış. Önümüzde değişik beklentiler var. Biraz e, bundan sonra biraz uzun vadeye yaymaya çalışın. Ali Osman Ege Gübre kap geldi diyor. Abi bakar mısın? Bakalım. Ege Gübre tarafında bayağı kap vardı. Ben de onu gördüm. 5-6 tane haber. O da genel kurul tarihini filan yazmıştır. Kar payı dağıtım işlemlerine 2 lira 70 kuruş kar payı dağıtacak arkadaşlar. Ege Gübre tarafı da 3 lira ama 2 lira 70 kuruş olarak net şekilde temettü dağıtımı olacak. Evet bu arada genel kurulu da var 27.04'te. Genel kurulu var Nisan'ın 27'sinde. Genel kurula istersen git katıl abi. Git bir görüşün abi genel kurulda. E gübre de güzel. Ya şey çok güzel hareket yaptı. Hektaş tarafı çok güzel hareket yaptı. Gübre sektörel olarak pek ayak uydurmadı. Hektaş bugün de e, çok şiddetliydi. Yani artık o... Hemen hemen şeyi aldı ya... var biraz daha var ama bayağı yarısını aldılar yani. Beklentinin yarısını aldılar. Ektaş tarafı güzeldi. Ege Gübre yine seans içi. Ya bugün Ege Gübre çok güzel aslında trade fırsatı da verdi. Yani o bir dakikalık grafiklerde bile şöyle açayım. Gerçekten çok ciddi fırsatlar. Sabah 221 800'den açtı. Aşağıya geldi 218'lere tekrar 224. Tekrar 221, 224, tekrar geri geldi 219, tekrar 224'lere. Yani şu marş bilmiyorum ama hani ciddi bir marş, ciddi bir volatilite değerlendiren olabildiyse hani trade nezinde çok efsane bir trade yani. Birçok kiyatta şu o volatiliteyi yakalayamıyorum yani çok ciddi bir trade imkanı vermiş. Eğilgübre tarafı. Akbank teşekkür. Ederim. Şişe tarafına bununla bakılacak bir şey yok. Ucuz şişe. Yani e, hani ben elimde olduğu için söylemiyorum. Bu şişe gerçekten uygun arkadaşlar. Direnç bölgesine gelmiş. Oradan da e, hap satış imesi gayet normal. 14.48, 14.50 diyelim ona. O bölgelerden bir kar satışı gelmiş. Artık bu kar satışı e, devam eder mi? Yani normal satışlara dönüşür mü? Buna bakacağız. Şu an baktığımızda ağırlıklı ortalamanın üstünde sıkıntılı bir pozisyon gözükmüyor. En azından hani şu bölgelerin altına gelmedikçe yani 13.80'lerin altında gelip altında kapanışlar yapmadıkça şu an için pozitif duruyor. Ağırlık ortalamasından biraz ayrılmıştı zaten bugün. Kar satışının gelmesi biraz da iyi olmuş. Artık bu bölgeleri kırarsa yani o 14.50'lerin üstünde hareketlenmeler olursa bir üst banda geçer. Orası da şu bölge olur. 15-54, 15.54, 15.53, 54 o bölgelere doğru hareketlenmeye başlar diye düşünüyorum uzun vade benim güzel beklentilerim var. Şişe tarafında kısa da düşünmüyorum kısa için. Akbank tarafına da bakalım. Bu arada aramıza bir arkadaş katılmış. Caner Bayram, Canerciğim hoş geldin. Aramıza diyelim. Akbank tarafında da şöyle bir orta vade düşen trend durumu söz konusu. Şu bölgelere kadar yani 7.73-7.75'lere kadar bir kafa atıp artık burada bu trend kırılacak mı, kırılmayacak mı bu duruma bakmak lazım. Bugün Garanti Bankası tarafında bir haber vardı. Orada bir Garanti Bankası'na pozisyon alan bir fon, işte biz bu fiyatı kabul etmiyoruz, bu fiyattan pozisyon alan şey bu fiyat bu fiyattan işte geri alım açıklanırsa bu fiyatı biz kabul etmiyoruz gibisinden ve açıklama yapmış Garanti Bankası tarafında. Bakıldığında yani şu trend kırıldığında çok daha iyi yerlere gidebilir e, Akbank tarafı. İlginiz olsun şu an için. Kısa düşen trendde ama yukarıya doğru hareket yapmış. O trendin kırıldığı bölge önemli bölge olur. Basri açık göz abi. Değer yatırımcılığı için Naten mi? pınar süt mü? Cem mı? Diyor sence. Ya valla Basri ben hepsini seviyorum. <laughs> ya değer yatırımcılığı ucuza değer yatırım yaparsın. Yani o söylediğin 3 şirkette ucuz. Yani bakıldığında şimdi Pınar süt defter değerinin altına, Naten defter değerinin altına, Cem taş defter değerinin altına değil ama karlılık çok iyi. Yani bence sen Hangisi senin yatırımcılık stiline uyuyorsa ondan bir tanesini Tercih edebilirsin. 3'ü de birbirinden ucuz yani. <laughs> Nedim'e Doğan, Nedim'e Vestel lütfen. Vestel tarafında da yani ekstra bir durum yok. Sadece şu an için pozisyonlar korunuyor. Kar satışı olması gayet doğal. Yani şu bölgeden biraz erken gelmiş kar satışları. Hani ben şuralara kadar 27-50'ler görülüp oralardan kar satışı olur diye düşünüyordum ama... Normaldir. Kar satışı e, olabiliyor. Şu an için hala trend yönü yukarı ama trend yönü yukarı olmasına rağmen kar satışı olmuş. Bundan sonra artık e, kısa e, 9 günlük ağırlıklı ortalamaya belki gelip tekrar oradan yukarıya doğru hareketlenebilir e, gibi düşünmek lazım. Mehmet Özdağ ne diyor? Serkan abi dün Telekom sorun bugün güzel alım geldi. Aynen bugün ben de fark ettim. Bir kişi daha sormuştu dün tele, Türk Telekom'u. Bugün ben de fark ettim güzel alım geldi. Elimde gitmedi bir türlü Türk Telekom'a. Ya ben hani geri gelip şurada bir pullback dener mi? Hani şuralara kadar filan gelirse dedim çok güzel pozisyon olur. 9.33'ler işte 9.33, 9.23, 9.33 o aralığa kadar hani bir geri gelirse pozisyon alırım diye düşünmüştüm ama şu an için pek de gelmeyi düşünmüyor. Şöyle bir haftalık bakalım grafiğe. Haftalıkta da kötü değil. Dediğim gibi bilanço hafif çeyreklik bilanço da sıkıntı vardı. Yani o dördüncü çeyrek da hafif bir sıkıntı var. Ama total bilançoda hala verler çok çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Türk Telekom tarafının bilginiz olsun. Çakır iyi yayınlar diyor. EKGO. EKGO bakalım. EKGO. Yani Türk Telekom'da ekstra yani destek direnç bu demek de hoş olmayacak ama bak şuraları 10-25'ler bir direnç bölgesi sanki. Yine şu bölge 10-64. Daha da üstüne şuraları önemli. 11-24'ler. Bunlar kısa dirençler olarak karşında olacaktır. Kısa düşünüyorsan o bölgeleri bir takip edebilirsin. Emlak konut ben şu 2.23'lerin üstünde emlak konutu beğeniyorum. Her zaman e, 2.23'lerin üstünde güzel duruyor. Burada bak Akbank tarafına baktığımızda e, orada bir şey sileyim de. Şey sileyim. Akbank tarafında daha bu bölgeye yeni giderken şu bölgeye yeni giderken şimdi emlak konut tarafına baktığımızda bu bölge de kırılmış artık düşen kırılmış yani orta vade düşen kırılmış ve yukarıya doğru hareketlenmek isteyen bir emlak konut var. E bu pozisyon devam ediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gündür yukarıya doğru devam eden bir trend var emlak konut tarafında. Yine bu bölgeden önemli hani kar satışı açısından Belki 2.38'ler. Daha üstünde yine şu bölgeler 2.51. Daha da üstünde yine şu bölgeler 2.90'lar. Önemli bölgeler olacaktır diye düşünüyorum. Ama yani emlak konut tarafında bakıldığı zaman gerçekten çok çok uygun kalmış. Bunun nezinde yine temettü ödeme kararı da var. Temettü de ödeyecek emlak konut tarafı. Artı olarak böyle bir kar payı ne ödeyecekmiş? 10 kuruş kar payı var. Yani çok büyük bir şey değil ama 10 kuruş bile no emlak konut tarafında şeyde pozisyon alanlar yani onların dönemi başlayacaktır diye düşünüyorum. pandemi döneminde 1 liradan 1 liradan 1 lira 10 kuruştan pozisyon alanlar şimdi onlar %10 10 kuruş temettü verse bile %10 temettü verimliliğine ulaşıyorlar. İşte o %10 temettü verimliğiyle taşıyabildiği kadar o vatandaş taşıyacak. Yani sonuçta onun bağladığı para işte 1 lira 1 lira 10 kuruştan maliyetini yaptıysa kenarıya çekilir. Şimdi fiyat 2.34 olmuş 2.60 olmuş 10 lira 10 kuruş temettü verse o vatandaş için %10 temettüye tekabül eder ama burada şimdi bu fiyatlarla olayın içine dahil olursanız 4 %4 %4.5 gibi temettü diye dahil olursunuz çok iyi değil ama çok da kötü değil yani emlak konut için bence gayet güzel. Uzun vade ben üzmeyeceğini düşünüyorum yani bundan sonraki süreçte emlak konut tarafının uzun vadede üzmeyeceğini düşünüyorum. Aşkas tarafı burada da yabancıların en çok Pozisyon aldığı hisselerden bir tanesiymiş başkent gaz da ben şu spekülasyon olduktan sonra yani şurada eğer bu kağıtta spekülasyon yapacak kadar güçlü e, vatandaşlar varsa Yani bu spekülasyondan sonra ben açıkçası pek sıcak bakmıyorum e, Başkent gaz tarafına da sıcak bakmıyorum Ciddi bir spekülasyon yapıldı Halka arzdan sonra e, fiyat 38'lere kadar hareket etti 38'lerden sonra Hani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 günde yani 38'lerden 14'lere geldi. Tekrar yukarıya doğru bir tepki hareketi yaptı. Daha sonrasında 5 gün tekrar aşağıya. Şimdi yatayda takılıyor şu bölgelerde. 13.80 altta 10.80'ler üstte 13.80'ler. O bölgede takılıyor. Yani 13.80'lerin üstünde belki biraz daha güzel olur ama. Bana yani ben bir kağıtta spekülasyonu görüp gerçekten şey yaptım ben tiksiniyorum yani o kağıttan. Bir daha olayın içine dahil olamıyorum. Sizler benim gibi olmayın ama ben gördükten sonra bir daha o kağıtta kolay kolay işlem yapmam. Demek ki yani o operasyonu yapan adam her şeyi yapıyordur Vallahi arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Yani alınan malı da sayıyordur. Nereden ne mal geleceğini de ne kadar geldiğinde ne olacağını da biliyordur. Her şeyi biliyordur. yani bak, O spekülasyonu yapan adam yani o kadar güçlüyse her şeyi biliyordur. Arsız güçlü olunca diyor haklı suçlu olurmuş diyor. O yüzden oradaki arsız güçlü biz hani ucuz desek de teknik analiz de yapsak suçlu oluruz abi. Adam arsız. Ya ne diyor? Bence bence de diyor bu aralar ARDZ'nin yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Diye. ARDZ tarafı ben burada da yine aynı patron makası yaşandı. Hep yani vukuatlı hisseler. Hep vukuatlı hisseler. Genelde insanlar herhalde buralarda takılıyorlar. Yani neden bir Türk traktör e, soran yok? Neden bir froto soran yok? Neden bir otokar soran yok? Veya neden bir tofaş soran yok? Neden bu tarz soruluyor? İnsanlar da e, yukarıdan yakalanıyorlar. E, hani veya çok düşmüş e, pozisyon alalım şeklinde. Aynı olay şeyde de geçerli. Başkent Gaz'da da geçerli. He? E sen bir şey yok Alper, herkes aynı. Yani üstte yakalanıyor vatandaş geri gelince. Benim de nacizane sizlere e, önerim, tavsiyem olsun bu da. Patronu güzel kağıtlarda, mümkün mertebe spekülasyon olmayan kağıtlarda yani risk algınız düşükse spekülasyon olmayan kağıtlarda pozisyon almaya çalışırsanız hani şimdi vatandaş şey diyor. Ya diyor abi diyor işte e, hani ya diyorum neden diyorum bu spekülatif. Bile evet biliyorum diyor. E bile bile aldım diyor. Ya abi neden bile bile aldın? Ya abi diyor işte öbürküler çok hantal diyor. Ya neden hantal? Yani bir froto. Sen güzel giriş yaptın da güzel giriş yerinde yakaladın da froto mu hantallık yaptı? Allah aşkına şimdi yani e, şu bölgelerde olayın içine dahil olsaydınız yani 250'lerde Frodo'da olayın içine dahil olduğunuzu varsayıyorum e, yani şu an 315'leri %20 %25 %30'luk marj yapar yani değil mi %30'luk marj Frodo gibi e, baba kağıtta kazanmak varken sen orada spekülasyonda kendini harcıyorsun kendini üzüyorsun yazık günah değil mi yani veya spekülasyon olan bir kağıtta yazık günah. Ben bunları neden anlatıyorum? Ben bunları neden anlatıyorum? Şimdi onu da e, söyleyeyim. E, yayın'a geçmeden önce Semi aradı. Semiçim e, aradı. O onla muhabbet ettik biraz. Ya abi dedi e, sistem etmişsin filan. Neden yayında sistem ediyorsun filan dedi bana. Yani Semi sistem etmiyorum. Bu ee, insanların geç, içinden geçeni biliyorum çünkü dedim. Yani bir eğer bir varlığa kolay ulaşabiliyorsanız yani benim gibi bir adama eğer kolay ulaşabiliyorsanız şimdi ne güzel değil mi? Yani her gün yayın açtığımız için kolay ulaşıyorsunuz. Dedim insanlar kolay ulaşıyor o yüzden de bizim pek fazla bir değerimiz yok dedim yani. Benim bir değerim yok yani insanlarda dedim. Abi diyor e, ben de var değerim Ya sende var zaten onu da biliyorum. Güray abide de var. İsmail abide de var. işte Mesuda Hanım'da da var. Hakan abide de var. Emre'de de var. Buna eyvallah yani. Ama şöyle bir şey. Yani bir kitap ettiğin kesimin tamamından değer görmek var. Bir de o kesimin e, %10'luk %15'lik e, oranından e, değer görme durumu var. Şimdi insanlara ben de biliyorum olayım ben farkındayım. Ben ondan sonra Semih'e dedim ki Semih dedim. Bak kardeşim güzel kardeşim benim dedim. Benim ofise ee, dedim böyle aylar içerisinde, hani zaman içerisinde birçok insan geliyor, oradan e, bakıyorlar işte. Ya da bu manyak bu salak ne yapıyor diyorlar ama bu salak para kazanıyorsa diyorlar biz de kazanırız diyorlar. Tak tak giriyor hemen piyasaya, geliyor işte bizim ofise takılıyor. Bir hafta, iki hafta, üç hafta bizim ofise takılıyor. Gidiyor vadeli işlemlere saldırıyor hemen, vadeli işlemler parası da yok böyle bir şey yani. Hem bana içinden geçeni biliyorum yani, bana bunu diyor, bunu kesin biliyorum yani. Ya orada fındık diyor orada diyor e, üç kuruş para kazanıyor diyor öyle yapıyor böyle yapıyor. Giriyor vadeli işlemlere orada giriyor tak bir bakıyor işte bir işlem başarılı iki işlem üç işlem başarılı dördüncü işlemde bir terse yatırıyorlar hadi hayırlı işler. Ondan sonra ofise uğramıyor. Semit de diyor sen vadeli işlem mi tavsiye? Yok diyorum ya ben tavsiye etmiyorum. Ben, ne, ben ilk daha insanlara söylediğim tek bir şey var. Yani bu sizlere de söylüyorum bunu. ilk daha bak ilk girdiğimde. Kendi paranız olmayan parayla kendi paranız olmayan parayla işlem yapmayın. Bu kadar basit. Yani bu e, kaldıraçlı işlem olur. E, coin'lerde kaldıraç olur. E, Borsa İstanbul'da vadeli işlemler olur. Forex piyasası olur. Ne pi hangi piyasa olursa olsun. Bakın arkadaşlar. Şimdi e, gerçekten risk oranları çok yüksek. Ben spotta hani bugün bir tahtada pozisyon açtım. Spotu vallahi vadeli gibiydi yani. Ben. E, ya açtım tahtta da sıkıntı yok. Onu da söyleyelim. Ben evet. <laughs> Eczacı yatırım tarafında e, bir pozisyon açtım bugün. Ya şu tahta da. Yani öyle bir entrikalar öyle bir entrikalar çevirdiler ki. Öyle bir entrikalar çeviriyorlar ki. Kafayı yersiniz yani öyle bir entrika yok. Hani pozisyon alıyorsunuz, pozisyon aldığınız yerden e, ciddi bir geri geliş. Ondan sonra toparlamalar, bilmem neler. Yani çok ciddi entrikalar dönüyor. E, i̇şte çok da iyi bir yerden de pozisyon aldım. Eczacı ilaçta gidiyor yani. Eczacı yatırım da zaten eczacı ilacın sahibi. Orada pay yer alımı da yapıyor. Ya diyorum gitmesi lazım, gitmesi lazım bir yerde. Yani beni böyle buraya kadar getirdi. Şuralardan... Şu bölgeden pozisyon almıştım herhalde beni yani buraya kadar getirdi. Daha sonrasında nalet olsun dedim. Hani e, yani cüzi bir karla verdim ama yani piyasalarda para kazanmak bu kadar kolay değil. Hele hele spekülasyonun döndüğü tahtalarda spekülasyonun döndüğü tahtalarda para kazanmak hiç kolay değil yani. E, o, o yüzden e, çok dikkatli olmanız gerekiyor, dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Diyorum ki kaldıraçlı piyasalardan uzak durun. Mümkün mertebe spekülasyonun içine girilecek e, tarzda olaylardan uzak durun. Çok çok böyle hani çok da sığ tahtalarda pozisyon açmayın demiyorum ama e, sığ tahtalarda pozisyon açmayın. Ya Vural abi şeyde değilim. Olayında değilim tamam mı? Ben hani kalkıp da yani 20-30 bin not mal almadık yani. Aldığımız 5 bin not eczacı yatırım. Çektirmedi ızdırap kalmadı. Lan. Yani be, an 5000 notla bu kadar ızdırap çektirilir mi be? Yani hani sanki hani böyle şey yaptık yani adam abi sanki adamın çocuğunu yedik gibi üstümüze oynamaya başladı yani. Hani bir de geri geliyor geri geldikçe de alıyorum. Geri geldikçe de alıyorum. Ya ama Şimdi yani bakıldığında eczacı ilaç gidip de eczacı yatırımın gitmemesi gibi bir durum olmaması gerekiyor yani ama neyse yani. Yok yedik yedik de hani hepsini yemedik abi. Sıkıntı orada yani. Hepsini yemedik abi. Ee, ondan sonra tuttum ben de bu sefer baktım Ezza hani eczacı götürme tuttum bu sefer gittim ilacı da çizdim. Ondan sonra e, baktı herhalde dedi bu kafayı takmış. Ondan sonra ikisini de aldı götürdü. Hepsini verdim yani de. Ya problem değil. Problem değil ha. Problem bu değil. Yani gücünüz yoksa girmeyin. Hani biz ben giriyorum, bir gücüm var ama bana orada bile yani hemen hemen ne oldu ya ee, 17 94 kere 520 durduk yere adam bizi e, hani durduk yere 2000'lik etti yani adam bizi bu dediğim olay da 15 dakika içinde yani 15 dakika içinde 2000 lira para ya ...yazık günah yani gerek yok... ...sığ tahtalarda bunlar oluyor... ...spekülasyonun olduğu tahtalarda bunlar oluyor... ...ha zararına verdim mi? Vermedim... ...satmadıkça zararda da olmadım biliyorum... O, ...o kağıtlarda zaten hani takip de ediyorum... ...benim de takip ettiğim tahtlar hani... ...zaten benim eczacı ilaçtaki... ...olan görüşümü biliyorsunuz ki zaten... ...eczacı ilaçta elimde mal da taşıyorum ben... ...uzun vadede sıkıntı yok... ...vermeyeceğim de yani bu fiyatlara falan... ...ben vermem eczacı ilacı yani... ...mümkün değil yani benim hesaplama göre... ...benim yaptığım değer hesabına göre... Benim kafamda çok farklı fiyatlar var yani. Orada gelsin, Bülent Baba gelsin, orada sabahtan akşama kadar mal yapmaya çalışsın veya elemanlarına yaptırmaya çalışsın. Ben vermeyeceğim. Yani burada benim sizlere vermek istediğim şu, spekülasyondan uzak durmaya çalışın. Biraz daha böyle oturaklı tahtalarda, hani oturaklı tahtalarda pozisyon almaya çalışın. Daha böyle ederli değerli tahtalarda, yani kısa vadede olsa ederli değerli tahtalarda para kazanmaya çalışın ya. Ee, yine bir abimiz geldi, emlakçı abimiz. Ee, dün geldi o da. onunla da muhabbet ediyoruz. O da şey dedi. ya dedi Allah senden razı olsun. Hani e, senin sayende dedi. Ben ona Petrokent'i soruyordu bana. Petrokent ismini de söyleyeyim. Spekülasyonun babası Petrokent soruyordu. Alayım mı bunu? Ee, i̇şte 600 milyon, 700 milyon. Bunu alacağım falan Dedim abi boş ver. Bunu alacaksın. Hani bak güzel bir portföy yap kendine. Bırak dedim çoluğa çocuğa kalsın yani hani geri gelirse de çoluğa çocuğa kalsın dedim yani e, gitmiş şöyle güzel dedim koçun kağıtlarından şöyle güzel bir portföy yap bundan dedim daha güzel kazanırsın hakikaten de öyle güzel bir e, koç portföyü yaptı valla içine bir tane oyak grubundan işte Ereğli koydu. Ya adam memnun oldu yani. Ya dedi bu kağıtlarda para kazanılıyormuş dedi. Abi dedim kazanılır tabii neden kazanılmasın ya? Doğru zamanlarda yani sen bu kağıtları ucuzken bu kağıtlarda pozisyon alıyorsan neden kazanamayacaksın? Ama sen bu kağıtları gidip de para yani sen şimdi Froto'yu ben Froto pahalı için pahalı olduğu için demiyorum. Şu an 12 FK ile işlem görüyor. Sen hızlı kazanayım diye gidip Froto'yu 12 FK ile işlem görürken pozisyon alırsan bu hoş bir durum değil. Hızlı para kazanacağım diye ama sen içindesindir. 250'lerden içine girmişsindir. Bu zamana kadar beklemişsindir. Ha bundan sonra beklentiye binayen olacak o hareketi bekleyebilirsin. Şimdi nasıl Sasa'da e, beklentiye binayen hareket oluyor. Hektaş'ta beklentiye binayen hareket oluyor. FK'ları çok çok yükseklerde işlem görüyor. Yarın öbür gün Frotu tarafı da bu şekilde işlem görecek. Neden? Çeşitli beklentiler oluştu bu şirkette. Çok farklı beklentiler oluştu. Şimdi e bu şirkette yarın öbür gün ciddi FK'larla işlem görecek. Zannetmeyin yani 12 fK'larda bırakacaklar bunu. E, neyse. Yani burada da anlatmak istediğimiz olay şu arkadaşlar. Gerçekten ederi değeri olan kağıtları uygun pozisyona geldiğinde bunlar da pozisyon almaya gayret edin. Bir kağıtta spekülasyon yapılıyorsa bir kağıdın patronu düzgün değilse bunun patronu yarın da düzgün olmayacaktır. Bu kağıtta yarın da spekülasyon Olabilme ihtimali çok yüksek siz aldıktan sonra da spekülasyon olabilme ihtimali çok yüksek patronu siz aldıktan sonra yamuk yapma ihtimali çok yüksek o yüzden diyorum ki ederi değeri olan hani görece olarak ucuz kalmışlarda pozisyon alınabilir şeklinde yorumlayalım bunu da neyse geçelim. Hocam Tüpraş'ta bile bugün ne hareketler oldu? Putin'in açıklamalarından sonra e, piyasa saçmaladı. Kozal bile acayip diyor. Aynen ya Putin'den sonra işte biraz e, ons tarafına hareket geldi. E, petrol tarafına hareket geldi. Ya bu dönemlerde tam Tüpraş'ın dönemleri ama. Tam Esma ablalık. <laughs> tam Esma ablalık. E, şöyle bakalım. Yani tam Tüpraş'ın dönemleri 106'larda önemli üstünde çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani en azından boy kadar bir hareketlik Yine Tüpraş'ta gelebilir. Yani boy kadar da hareket nereye kadar yapar? Herhalde şu bölgeye yapar değil mi? 221'ler e, civarı herhalde formasyon hedefi olur. 206'ların üstünde kapanışlarda Tüpraş tarafında şey ne yapmış? Aygaz. Aygaz'ı iyi kapatmış ya. Açıklaşa bakarak bakaraktan Aygaz, Aygaz daha da uygun yani. Gaz da uygun. <laughs> bakalım bakalım ya. Ya nasip diyeceğiz. <laughs> Reyhan ne buçuk dolar en az eczacılar. vallahi ben bilemem ee, Reyhan Hanım da ben sıkıntı yok. Arkadaşlar da 150 beğeni diyorum. Haydi lütfen diyorum. he ee, Esma Hanım. <laughs> bir beğeni tuşuna basalım Esma Hanım'ın hatırına. 150 beğeni istiyormuş. Serkan'ım işçiye sorayım sana azıcık sinirlerin yatışsın diye. Eyvallah bana bunlarla gelin abi. Çetere ucuz be abi. Ya iş bankasında açıkçası ben şeyi merak ediyorum. Şimdi artık tarihi zirvelere doğru hareket başlamış. Yani o haftalık kapanışlar artık yine efsane haftalık kapanışlar. Şurada bir trend kırılımı olmuş. Güzel. Ya pozisyon alacak baba adamlar varsa tabi buralarda pozisyon almaları gayet doğal. Yani benim... Şu an için hani net bir şey yok. Hani sinyal buralarda gelmiş. 8.50'lerin üstünde kapanışlarda olumlu pozisyona geçmiş. Bundan sonrası artık sabır edeceksin, bekleyeceksin abi. Ya şu, şurayı da kırmış. 8.84'ler dirençli o bölgeyi de kırmış. Herhalde ilk etapta şu 9.45'ler daha da üstünde çok daha ciddi hareket yapar. Bölünmesi biraz olaylı olabilir iş bankasının. Ural abi onu da söyleyeyim. Güzel pozisyon e, olumlu şekilde gidiyor. İsmail abi o herifler pek tekin değil. Las Vegas ağası var onlarda diyor. <laughs> Hocam bir şişe yorum alsak. Yorum yaptım abi şişe Yakup abi. Şişe güzel abi. Sabır edin. Bak bu kağıtlarda bunlar ederi değeri olan kağıtlar. Yarın öbür gün üzülürsünüz. Hani Satmak için de demiyorum. Satmamak için de demiyorum ama ya bak bu kağıtlar ederli değerli kağıtlar. Hani şişedir işte ne bileyim froto tarafıdır aselsan tarafıdır, arçelik tarafıdır. Bunlar ederli değerli kağıtlar. Bunlar yarın öbür gün üzer size. Hani satış yaparsınız üzer. Geri gelir almazsınız üzer. Güzel kağıtlardır bunlar. Pozisyonun varsa yani çekil kenarı ya bir kenardan izle abi pozisyonları. Şu ara piyasa gayet güzel. Piyasa dayanan gibi sıkıntı yok. Hani yurt dışılar hafif yurt dışı eksi bize de e, onun yansımaları var bizde de. Ama bakıldığında gerçekten piyasamız çok ucuz ya arkadaşlar samimiyetimle yürekten söylüyorum bunu ya. Serkan Erdoğan saatler olsun Serkan kardeşim bugün Hektaş güzel hareket yaptı Canlısı aynı şekilde tavsiyelerinden faydalanmış sağ olasın diyoruz Eyvallah Serhat abicim saygılar abi Merhaba abi iyi akşamlar Karsan bir ay oldu Karsan tarafını ben pek takip etmiyorum da otomotiv sektörü hareketli yani Genel olarak otomotiv sektörüne bakıldığında hareketli Ben de şu destek direnç bölgelerine bak orada çizmiştik değil mi aynen şu destek dirençlere bak az çok e, hani geri gelince neresi destek burayı ekran görüntüsü alırsan karsanda yatay olarak destek dirençler var ekran görüntüsü alırsan hani şurası destek şurası direnç diyebilirsin oradan hani üstten verip alttan almaya veya alttan pozisyon açılabilecek yerler şeklinde kovalayabilirsin. Mesela ben kapatıyorum bunu daha sonrasında ekran görüntüsü alıp e, sen kendine göre uyarlarsın alpay. Abi bu vestel neden bu kadar begerik? Begerik ne abi? Ortalama... he geberik mi? Begerik... <laughs> Lan ya. Hey ya Yusuf var ya beni mahvettin ya. Çok e, afilli laflar buluyorsunuz. Babam da bugün e, çok afilli kelimeler kullanıyor. Öldük gülmekten ya. Ya Vestel'de bak birincisi Vestel döviz açık pozisyonu olduğu için ikincisi karpayı muhabbeti açıklanacak. Şimdi önümüzdeki dönemde e, genel kurul için bir şey yaparlar. Karpayı ne olacak onlar da bekleniyor Vest ve Vestel tarafında. Onların beklentisi de var yani onlar geldiğinde ben daha da netleşir diye düşünüyorum. E, onlar bir gelsin bakalım duruma. Kar alamadık miskicilerden diyor. Bakalım tek fen mi? Abi İsmail abi sen gidiyor abi. Ne kar alamadık abi ya. Gidiyor kağıt boş ver giderken. Bak en azından şu boşluğu bir dolduracak mı doldurmayacak mı ona bir bakalım bence. Yani şuraları önemli. 21-16'lar. Üstüne doğru hareketlenirse boşluğu alabilirler. Ya bu savaş muhabbetini fazla uzatmalar mı? Alper bak bakayım ya şu savaşla ilgili güzel bir haber yok mu ya? Bir de çay söyle ya. Savaşla ilgili ne zaman barışacak ya bu adamlar? Eşşoğlu beş kulaklar ya. Gideceğim zorla vallahi sürecekler bana. He? Ne unutulması oğlum? Adamlar parsayı topladı. Savaş Alper de diyor ki savaş muhabbetleri unutuldu diyor. Unutulmadı oğlum. Onlar Unutulmuş. mal alacak. Onlar mal alacakları zaman anladın mı? Onlar mal alacakları zaman Öyle bir gündem olur anlayamazsın. Tamam mı? Her yere bomba atılır. Adamlar savaşın içinden canlı yayın yapıyoruz. Uuu Rus füzesi geçti. Yanımdan Rus füzesi geçti. Arkadan bu arkaya atom bombası attılar. Aa nükleer, nükleer tesisi vuruyorlar. Spikerler böyle. Abi aç bu adamların hayatı bu abi. Düzmece üzerine kurulmuş. Adam bunun için para alıyor abi spiker. O haberi yapması lazım. Abi adam yani. Alper de diyor ki. Abi diyor şeyler bile unutuldu diyor. Savaş mamaş diyor unutuldu. Ne unutulacak lan adamlar malı aldı takır takır akıyorlar. Şimdi diyor malı aldıktan sonra şeyler bak malı malı alırken Alper bak bak beni dinle. Malı alırken roketler nükleer depo vuruldu yok orası vuruldu nükleer tesise Rusya atom bombası attı. Oraya o oldu buraya bu oldu. Malı topladılar ya malı topladıktan sonra ne biliyor musun? Ah, ah Rus uçağı kırmızı gül attı. Şu an geliyor. Ah, <gülüyor> <gülüyor> abi böyle. Bunlar mal alana kadar. Bunlar mal alana mal aldıktan sonra e, işte zaten Ukrayna ve Rusya kardeş ülkeydi. E, i̇şte barışacaklar. Bugün e, Rus, Belarus'ta müzakereler devam ediyor. En yakın zamanda barışacağız. Putin Çıktı açıklama yaptı. Barış'a çok yakınız dedi. Zelenski çıktı. NATO'ya hayır diyorum. E, Rusya'yla bir anlaşma yapabiliriz diyorum. Abi böyle. Olay bu yani. Değil mi? Ölen Putin. <laughs> Ölen Putin. Abi bunlar böyle yani. Gerçekten bu, bu olaylar böyle. Böyle dönüyor. Mal alana kadar. Olay burada bitiyor yani. Mal aldıktan sonra herkes... E, Ortalık güllük gülistanlık oluyor. Ondan sonra yani bu arada da sen işte olayı anlıyorsun. Olayı anlıyorsun ne zaman anlıyorsun biliyor musun? İşte bugün anlıyorsun olayı. Bugün anlıyorsun. Ulan diyorsun hiç diyorsun ha savaştan hiç haber mi haber yok ya diyorsun. Ama senden malı almışlar. Anladın mı? Mal yok sende. Malı almışlar. Aa diyorsun. Lan mal da yok diyorsun lan bu adamlar ne yapıyor ya Nasıl zaten. İşten geçmiş. Şimdi e, o savaş Çın ilk başladığı günde pozisyon alan bir yatırımcı en azından şu an çok ciddi kardadır. Mesela Froto'dan e, bir paha biçelim. Şu gün müydü? Aynen 238'lerden pozisyon almış oluyor. Hatta bir de trade yapmış yani yukarı çıkmış 273'lerden vermiştir. Tekrar aşağıdan yerine koyduysa o erip paranın altına kalmış. Veya e, Froto'da ne oldu baba? Ha, Alper baba hemen vereyim sana. Gel. Ama benim terlikleri alırsam bir şey olmaz ki Alper baba. Heh, tamam. Şimdi Evet. Serkan baba İyi akşamlar. Benim. Menderes Tekstil batmaz değil mi diyor? Ya Menneres Tekstil de batacak firma değil. Menderes Tekstil. Ya bu kağıt çok ucuz ha. Onu da söyleyeyim Eyüp. Seracılık Sadece şu seranın değerlemesini yapsa dünya para ya para. Yani bak sadece şu seranın yeri ama burada da işte döviz açık pozisyonu yüksek olduğu için negatif konumda. Yani bu da benim gözümde hani uluğuna dedim ya uygun fiyatlıyor. Aynı bu da onun gibi. Yani Piyasa değeri esas faaliyet karlılığı birlerde piyasa değeri ebit oranı 0.91. Yani defter değeri zaten 4 lira. Yani şu şirkette döviz açığı olmasa zaten burada bırakmazlar da. Hani yıkarlar burayı. Yani şu fiyatlarla bile yıkmaları lazım diye düşünüyorum. Çok çok efsane uygun kalanlardan bir tanesi arkadaşlar. Onu da özellikle söyleyeyim. Ama'ya inmedi. Oğlum şirkette Bak, bir dakika dur lan bilançoya bakalım bakalım. Dur <laughs> bakalım bakalım. Bak, brüt kar ne kadarmış? 368 Ay. milyonmuş, değil mi? Esas faaliyetlerden gelen diğer gelirler, esas faaliyet karı 441 milyonmuş. FAVÖK tarafı 534 milyon. ama bu kağıdın piyasa değeri ne kadar? Piyasa değeri zaten 500 milyon. FAVÖK karında <laughs> FAVÖK karında 500, 534 milyon yazmış. Yani Zaten şirketin piyasa değeri 500 milyon. Böyle de e, değişik bir döngünün içindeyiz yani. Çok çok ucuz. Ama bak finansman giderleri kalemi bakın şurada finansman giderleri kalemi var. Finansman giderleri kaleminde 997 milyon eksiymiş. yiymiş. Eksiği yiyince, e, negatif bir durum ortaya çıkmış. Bence ucuz. Yani şu Rusya ya bir de domates momates de gönderiyor. Bunların Rusya'ya e, en çok en çok domates gönderen şirket Menderes Tekstil'di. O seracılıktan. Domates olayı patlayınca Rusya patlayınca domates olayı da patladı abi. Yapacak bir şey yok. Aynen aynen sarışın çocuk. Akça Holding'e bağlı. Güzel güzel bir şirket. Abi sen şeyde misin? Sarışın çocuk. Ne üretiyormuş ona da baktım ya e, konuşmuyorum şu an ama <laughs> menderes tekstil ne üretiyormuş ona da baktım ya Menderes tekstil ve iyi pamuk Ben şu şirketi bir inceleyeyim Ya burada daha öncesinde çok e, ciddi işlemler yapıyordum ben e, Çok ciddi işlemler <laughs> Çok ciddi işlem. menderes tekstili daha önce ben takip ediyordum ama benim takip ettiğimde çok çok ucuzdu. Yani 60 kuruşlarda filandı. Benim şey kağıdımdı. O artanlarla toplama kağıdımdı. Menderes tekstil. Aa sarışın çocuk Denizli'deyim diyor. Baba sen geldin mi bizim Denizli toplantısına sarışın çocuk? Tanıyor mu ben seni? Gördün mü yoksa görmedim mi? İsim biliyoruz da sen bizim şeye geldin mi? Denizli toplantısına geldin mi? Orada yaptığımız buluşmaya geldin mi? Evet. Lan dış güçlerden müdahale geliyor ha. Ha durduk yere. Yok yok şey yaptım. Yayını başlattım tekrar da bir dakika dur bakayım. Kendi yayınımızı kendimiz mi izleyeceğiz? Ne yapacağız abi? Nasıl olacakmış? <laughs> İyi bari kaldığı yerden devam ediyor. Aynen. Vallahi arkadaşlar bir elektrik gitti geldi. Jeneratör, <laughs> Jeneratör devreye girmedi. Hemen jeneratörü devreye soktuk. Aktif olarak. İşin başına geri geldik. Tamam. Tamam. Kaldıralım. Tekrar ekranı da kapatıp açtım. Menderes konusuna girmediği uyarı geldi abi diyor. <laughs> Ulan dış güçler. <laughs> Neyse ya boş ver bu konuya girmeyelim. Aynen. Ee, bu demek ki Menderes'te bir bokluk var abi. Bu konuya hiç girmeyelim. Ne ee, Menderes'i boş verin ya. Menderes tam uygun. Yani en azından ucuz kıyat ama karlılığı geldiğini görmemiz lazım. Gelsin. öyle bir bakalım. Gelsin tekrar bakarız. Evet soru varsa Putin olaya el attı diyor. Ulan Evet Arsan teksiz için diyor. Arsan da benim ucuz gördüklerimden Arsan Tekstil tarafı. Ya bakıldığında hani burada FK'ya bakmıyorum. Burada döviz e, getirisi de oldu şirkette ama yani piyasa değeri oranı 5'lerde, esas faaliyet karlı 6'larda. E, oran analizlerinde de ucuz çıkan e, güzel uygun bir hisse. Yani değer analizi için veya değer yatırımcılığı için uygun hisselerden bir tanesi. Yukarıda 409, daha da üstünde şu bölgeler 424, hani daha üstü şuraları. 468'ler. Ee, burada pozisyon buraya kadar gider herhalde arsan tarafında. Benim de beğendiğim bir şirket de Ben bu şirkete bir türlü hani bir pozisyonu denk getirip de pozisyon açamadım ya. Şöyle bir Denk getiremedik yani ama güzel. Şenol abi tam senin yazını okuyordum. Serkan ne yazmış? Serkan Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar. Doğul bakar mısın bugün? Değişikli teşekkür ederim diyor. Doğul tarafı da bis 30dan çıkarılacakmış herhalde. Ondan dolayı. Satış geldi. alınacaklar. Evet. Çıkartılacaklar. Ha. Hadi. Herhalde bundan dolayı yani. Pist 30 endeksinden e, Doğan Holding çıkartılıyor. Yerine Hektaş alınıyor. Doğan Holding geri geliyor Ektaş yukarıya doğru gidiyor e, gibi bir olay oluştu. Şimdi biz 30 tarafına girdiğiniz zaman ekstra kredi limitleri de açılıyor arkadaşlar. Bu da e, şey olumlu bir pozisyon diyebiliriz. Ekstra e, limitler açılıyor. E, 1'e 5'ler, 1'e 10'lar, 1'e 20'ler e, kumar masası hemen Kumar, kumar masası kuracakların hoşuna gidiyordur diye tahmin ediyorum. Onlar da hareket getiriyorlar kağıda zaten. Langır yani langır. Götürüyorlar. Ben Denizli'nin diyor. Alp Denizli'ye çok geldik be. Evet ya Yağız şu e, Magen'i sormuşsun ona da bakalım bakalım Nuh Çimento Cimento. ya şu Nuh Çimento bizim burada ya e, arkadaşta iyi bir pozisyon var ben Rufan abi de e, burada pozisyon savunuyor Ben de e, olumlu görüşlerim var burada bir de pay geri alımları aktif şekilde devam ediyor şey tarafında, Nuh Çimento tarafında benim en dikkatimi çeken taraf o. Partaş tekstil. Şurada partaş tekstil üzerinden geri alım yapıyorlar. Döviz açığı yok. Şirketin gayet güzel. Değerlemeleri önemli. Bu arada Oyak Çimento'nun da %5'i Nuh Çimento'nun. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bunu da özellikle belirtelim arkadaşlar. Oyak Çimento'nun %5'i de Nuh Çimento'nun. Bunu da e, dipnot olarak geçmek istiyorum. Burada e, pay değerleri gerçekten çok çok ucuz e, gözüküyor. Çok çok uygun kaldı gözüküyor. Burada yeniden değerlemeler yapıldığında acaba neler olacak? E, bence ona bakmak lazım. O bölümü bir değerlendirmek lazım. En azından yeniden değerlemeler olmadığı sürece e, ben olayın içinden pek Nuh da benim elimde olsaydı yok benim elimde ara ara e, bir Şöyle yeri zamanı geldiği zaman gerilerden denirim ama hani ben değerlemeler olmadıkça mesela şu eczacı ilaç tarafında aynı Nuh Çimento gibi ben değerleme olmadan ben pozisyon ben düşünmüyorum abi vermeyi pozisyonumu. Değerlemeyi yapsın, bir görelim bakalım ne kadar yani ben de merak ettiğimden dolayı tutuyorum yani. Ee, şimdi biz oradan amcam bir tane daire aldı. Ee, amcamın damadı DAP yapı, Kartal DAP yapı projeyi bilenler bilir. Oradan bir tane DAP yapıdan bir tane daire aldı. 1 artı 1 e, deniz manzaralı 6 milyon almış. 1 artı 1 deniz manzaralı kaç metrekareydi? Ne 80, 85 metrekare miydi? Söylememiş mi Neyse 85 metrekare. Ya ben de diyorum ki ya be kardeşim e, Kartal'da 85 metrekare daireyi o paraya satan adam kartalda 350 dönüm araziyi yani ne kadara satar ben bunu merak ediyorum aslında en merak ettiğim şey bu merak ettiğim için tutuyorum yani merak ettiğimden dolayı tutuyorum yoksa başka bir şeyim yok yani acaba 350 dönüm araziyi kaça satar yani Sırf bu olayları merak ediyorum mesela. Yani Nuh Çimento'nun da, Nuh Çimento bir de çok eski şirket arkadaşlar. Nuh Çimento'da bizim Fikret abi Nuh Çimento emeklisiydi. Ee, hem yatırımcısı hem emekli o da e, yatçı Fikret abi bizim. E, çok da severim kendisini. Yat alacağım 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 dedi en sonunda almış yatı. Ha çimento dedik. Ha şimdi. Yani şu imanlar, şu şeyler bilmiyorum abi no nasıl Vay be. Hakikaten değerli, ederli değerli bir şirket Nuh Çimento tarafı da. Ya burada pozisyon alan dediğim gibi kendileri de ciddi pozisyon alıyorlar. O aldıkları pozisyon ama küçük çalıklarla beraber e, bu şirketin yönetim kurulunda küçük çalık da vardı. Bizim e, şeyin sahibi, lüks kadifenin sahibi ben daha önce lüks kadife tahtasında e, oyuncuyken şimdi e, Nuh Çimento'da da e, yönetim kurulu da olduğunu bildiğim için e, Yaşar Bey'in yani ister istemez Nuh Çimento'yu da takip ediyordum. Nuh Çimento'da hareketlik olunca e, acaba lükse de hareket gelir mi falan filan gibi böyle kafamızda kurgu yapıyorduk. Yani bu senaryolar kuruluyor sürekli. ya Bakıldığında çok güzel şirket. Ha, bu tarz şirketlere yatırım yapıyorsanız yani bunu Nuh Çimento için demiyorum. Bu Oyak Çimento için de geçerli. Nuh Çimento için de geçerli. Çimsa, e, Akçansa için de geçerli. Vallahi e, her çimento sektörünün bir limanı var. Geçen de yayına katıldığım zaman Tufan abi de o yayında anlat anlattı. Ondan sonra ben yayına ekleme yaptım. Her çimento şirketinin bir limanı var arkadaşlar. Tamam? Bu şirketler zaten Türkiye'ye yani iç piyasaya mal satmamaya gayret ediyorlar. İç piyasada karlılık yani yurt dışına sattığı maldan ettiği karı iç piyasaya satarak edemez. Ama bu şirketlerde yani hepsinde liman var. Nuh Çimento'da var. Oyak Çimento'da var. Ee, Bursa Çimento'da var. Yani liman varsa. <laughs> liman varsa baba sıkıntı yok. Her türlü e, malı satarsın. O yüzden <laughs> hani insanlar şey falan düşünüyormuş. Ya diyor. E, geçen gün bir abi geldi bizim. Yani ciddi de bir pozisyonu var. Nuh Çimento tarafında. O geldi. Ya dedi bunlar çimentoyu kime satacaklar filan dedi. Ya kışın. Ya dedim. Abi bu adamlar zaten iç piyasaya mal satmıyor. Bu adamların iç piyasayla dedim işi yok. Bu adamlar yurt dışı abi dedim yani limanı var şeyi var yani. Bu adamlar yurt dışı çalışıyorlar. Değerleme gelene kadar ben bekleyeceğim ama eczacı ilaçta. Hani Nuh Çimento'da da eğer elimde oyak çimento olsaydı orada da değerlemeler gelinceye kadar oyak çimento tarafında da beklerdim. Nuh çimento da elimde olsaydı benim elimde yok olsaydı değerlemeler gelene kadar beklerdim. 5 sene sonra mı gelecek? 5 sene beklerim ya. İşim gücüm yok ki. <laughs> İşim gücüm yok yani beklerim. Nasıl eczacı ilaçta bekliyorsam onda da beklerim. Ha arada e, denk gelirse güzel bir trade yaparım. Denk gelirse üstten veririm aşağıdan alırım. Hani e, yani bunu da abartmamak kaydıyla yani o aşağıdan yukarıdan veririm aşağıdan alırım. Hani haftalık grafiklerine bakarım haftalık grafiklerde uygun sat pozisyon oluşmuşsa veririm malımı. Hani aşağıya şöyle iyi marjlı yani %20'lik %30'luk marjı yakalayabilirsem o marjlarda malımı veririm yukarıdan, aşağıdan alırım. Yapabilirsem, yapamazsam onu da yapmam ama çekilirim kenarıya. Ederinin değerini açıklayıncaya kadar, ederlerin değerlemelerini yapıncaya kadar beklerim yani. Bu kadar basit. Protoya kap gelmiş ama ne bilmiyorum diyor. Açalım genel kurul var. 23.03.2022 tarihli toplantısında evet. evet. böyle değişik bir haberler saatler olsun diye eyvallah Semih Canat teşekkürler. Karınca doğru söylüyorsun Emekli adamın batması kötü oluyor diyor. İsmail abi kafkara. Öyle çalışıyor haberin nasıl gibi. ya. Ya İsmail abi hep ortalığı sen karıştırıyorsun gibi geliyor abi. İsmail abi hep sen karıştırıyorsun gibi geliyor abi ortalığı. Feneriyat ne almış? %570 temettü dağıtma kararı almış. %570 dağıtsa da Feneriyat tarafında verimlilik açısından <laughs> %1'lere falan, %1,5'lara falan tekabül eder. Bence iyi bir e, oran değil. Tahminimce o haber geldikten sonra vermişler. Şimdi bedelsiz potansiyeli oluştu diyoruz ya. O bedelsiz potansiyeli oluştuktan sonra da kağıtlarda... eee <laughs> bedelsiz açıklaması gelmeyip de hani genel kurullarda bedelsiz haberi gelmeyip de kerpoya haberi gelince ciddi bir satış e, baskısı oluşuyor. İşte bunlardan bir tanesinde Borusan Yatırım tarafı yaşamış e, bugün %6'lık bir düşüş olmuş. Bu düşüşlere de pek fazla takılmayın. O bedelsiz e, beklentisi olan e, şey yatırımcılar, tez canlı yatırımcılar satış yapıyorlar. Yatırımcıysanız o, pek aldırış etmeyin yani. Bunlar bugün geri gelir, yarın yukarıya doğru inmelenir. Sıkıntı olmaz. O karardan sonra geri gelmiş ama. İsmail abi trader olmuş diyor. Her gün 3 kağıt değiştiriyor. İsmail abi bak fazla kağıt değiştirme abi. Yok İsmail abi değiştirmez de. Şey yapabilirsin yani İsmail abi Kağıt değiştireceksen bile o şeyde bak. Şu list, şunu mutlaka izleyin ha. Bir dakika şu videoyu bulayım da. O bu videoyu mutlaka izleyin. Hop. Abi şu videoyu mutlaka izleyin ha bak. Orta vade yatırımcılar için bilançosu güzel. Ee, senetleri inceliyorum diye video çektim. Bunu katıla yükledim. O katıldaki arkadaşlar bu son videoyu mutlaka izlesinler özellikle yine şimdi orta vade diye onları da koyduk ama bunlar yarın öbür gün uzun vade listeye de girebilir yani oradaki hisseler uzun vade listeye de girebilir bilginiz olsun yani o hisselere bence veya tekrar yeni bir pozisyon deneyecekseniz bile o hisseler üzerinde bir çalışmalar yapın benim düşüncem çünkü onlar gerçekten bilançosu efsane gelmiş veya ileriye dönük beklentisi olan veya ileriye dönük ciddi prim potansiyeli yani şey demiyorum arkadaşlar ciddi prim potansiyeline sahip hani ciddi prim potansiyelinden %10'lar %20'ler çıkmasın yani en az %50 %60 %70 prim potansiyeline sahip olabilecek hisseler. Yani boş boşuna çekmem çekip koymam yani o hisseleri oraya. O hisseleri mutlaka takip edin. İsmail abi sen zaten az çok biliyorsun sen onu izlemişsindir videoyu da. Yani o gruptaki hisseleri az çok biliyorsunuz. Orada pozisyon açacaksanız bile o hisselerde pozisyon açmaya gayret edin yani. Onlar çünkü ederli değeri olmayan hiçbir hisse yani analizini yapmadım orada. Hepsi ederli değerli hisseler. Bilançosuna da baktım. Zaten sizlere de anlattım. Neyi neden e, hani neden beğendiğimi ne için beğendiğimi hepsini anlattım orada da. Videoda da. Onu sadece katıl üyeleri görebiliyor. Katıl butonuyla e, katılırsanız görebilirsiniz arkadaşlar. Onu da açıklama olarak dipnot olarak ekleyelim. Kütpoya yüz haberi yaradı. Kütpo tarafında da yani o spekülasyon yapıldıktan sonra bende kütpoda olay bitti Sercan. Ben pek takip etmiyorum baba. Yani bana gelmiyor bu fiyatlardan. Zaten pahalı işlem görüyor. Pahalı işlem görüyor bir de e, hani speküle hareketler oluyor. Yani bu spekülasyon hareketleriyle bize gelmez yani. Ciddi hareketler abi. Yazık günah yani. Şurada alan yatırımcıya da yazık. Şuradakine de yazık. Burada alan yatırımcıya da yazık. 130'dan alıyor. Tekrar geri geliyor 39'lara. Abi yazık, yazık. Yazık çok yazık. Etkim gayet güzel ya. Yasin. Sıkıntılı bir durum yok abi petkimde. Güzel trend kırılımı da oldu orada. Pozisyon devam ediyor. Trend kırılımı olurken de videolarda söylemiştik. Şu bölümlerde trend kırılımı oluyor. Hani 8 stoplu şu barlarda girilebilirdi. Ama pozisyon almadıysan artık yapacak pek fazla bir şey yok. Yani bu bölümlere kadar hareketlendi. Bundan sonra veya elinde pozisyon varsa bence şu bölümleri bekleyebilirsin. Şu bölümlere kadar hareket gelir diye düşünüyorum ben. 9.75'ler. Bu bölüme kadar devam edecektir diye düşünüyorum o hareketlik. Alper Baba. Ne yaptın? Metaverse Bakayım. Alıp. Devam et. Bekleme yapma. Ne kadar <laughs> Ya e, köpekler de valla bizim ofisin önünü şey yaptılar. <laughs> e, arada yemek filan veriyoruz. Orayı da herhalde kokusundan dolayı birbirini takip ediyorlar. O geliyor. Öbürküsü geliyor. Atak yaptılar. Valla 5-6 tane ofisten çıkamam. Alper baba çıkarsın. Onları bir kovaladım. 9 milyon not var bana ker olarak 15 not bıraktı batsa da umurumda olmaz diye eyvallah Sercan öyle bir pozisyon yakaladıysan Abi çekileceksin kenarıya Hani ben ee, Sercan işte bunu yapabiliyorsanız 10 numara Bak bunu yapabiliyorsan 10 numara işte bak benim yaptığım uzun vade yatırımcılığı da sana anlatayım ee, Şimdi hani benim portföyde 35 tane dedik ya senet oldu 35 tane diye işte bu hep trade'lerden bir girdik trade ettik orta vade ekledik orta vade pozisyonda aldık andra, iyi yerden andra. o eforu doğru kullanma sanatında pozisyon aldık gittik üst taraftan verdik e, elimizde belli bir miktar kaldı e, onu da uzun vadeye ayırdık böyle karlarla karlarla e, efsane bir uzun vade portföy yaptım. Vallahi arkadaşlar e, keşke yapabilseniz hani bu yaptıklarımı yapabilseniz hani ben pozisyon açarken de sizlere izah etmeye çalışıyorum hani söylüyorum pozisyon açarken de hani Frodo tarafında da pozisyon açarken de yine canlı yayın arasında söyledim dedim ki bakın pozisyon yani bunu ulu orta söylemeye gerek görmüyorum yani genelde canlı yayınların içinde yaptığım için bu söylemleri insanlar şeyi bekliyor yani hani Serkan pozisyon açsın bize söylesin abi ben ne açtığım pozisyonu benim benim sizinle işim yok ki benim sizinle işim olacak pozisyonu da ben açmıyorum zaten yani öyle bazıları şey yapıyor işte ya bugün mesaj da geldi neyse e, vatandaş bilmem ne kağıdına gireceğiz kaldıracağız ya benim öyle bilmem ne kağıdına girilecek kaldırılacak bir kağıdım yok ki ben pozisyonu size işte pozisyon açarken ben burada pozisyon açtım gelin kaldırın maldırın diyemem ki ben dedim frot yani canlı yayınlar arasında söylememin sebebi şu ya Proto'da pozisyon açmıştım ben. Zaten biliyorsunuz o 250 civarlarından. Şimdi pozisyon iyi yere gittiği için bunu dile getiriyorum. Pozisyon iyi yere gitmese dile getirmeyecektik ama iyi yere gittiği için dile getiriyorum. Şimdi yani iyi yerden pozisyon yakalayacaksınız. Daha sonrasında hani kar satışınızı yaptığınızda elinizde gene belli bir miktar para kalsın. Anladın mı? Yani kar satışı yapınca belli bir lot kalsın. Daha sonrasında o lotlar birikecek birikecek. Yani 10 defa froto'ya girdiğinizde bir bakacaksınız. İşte 15 lot, 15 lot. Bak adam ne diyor? 15 lot var diyor. Zerre kadar vicdan azabı çekmiyorum diyor. İsterse diyor 1000 liradan 1 liraya düşsün diyor. Vicdan azabı çekmiyorum diyor. İşte önemli olan bunu yapabilmek. Bunu yaparsanız yani bunu 10 defa bu hareketi yakalayın. Froto tarafında çok ciddi. Ya 15 lot, 15 lot biriksin ya. 10 defa yaptığın zaman 150 lot. 150 lot froto şu an iyi miktar abi. İyi miktar abi. Bak frotoyu ben şuradaki canlı yayınlara başladığımdan beri 3 defa yakaladım. 1 sene hemen hemen 1 sene oldu. 1 sene 3 defa. Abi yani 15 15 15 kalsa 15 lot 15 lot kalsın. Çok fazla bir şey kalmasın yani. 15 15 45 ama işte bunu e, Sercan kardeşim güzel kardeşim benim. E, şey için demiyorum yanlış anlama ama bunu ederli değerli kağıtlarda yaparsan yani bir işte Kütpodo temettü ödüyor. Ödemiyor diye değil ama hani böyle daha değerli şirketlerde yaparsan bunu. işte e, ne bileyim bir Proto'da bir Türkplast'ta e, veya bir Türk traktörde veya e, bir Alarko gayrimenkulde bu hareketleri yapabilirsen, veya bir Aselsan'da bu hareketleri yapabilirsen abi daha sonrasında hani bu hareketi dedim ya 10 defa yap 150 lot kalsın baba. 10 defa yap 150 lot kalsın. Allah bereket versin. Olay olay işte bu. Olay bu bunu yapabilmek. Uzun vade yatırımcı eğer bunu da yapabilirseniz zaten efsane boyutlara gelirsiniz. Bak. <laughs> Eyvallah Sercan. ben stratejini beğendim. Bol kazançlar kardeşim. Benim de senin stratejine yakın strateji ama ben işte biraz daha ederli değerli kağıtlarda takıldığım için yani daha ederli değerli derken aslında çok da büyük farkları yok yani. Kütpoyla başın çok değerinin üstünde işlem görüyor. Yani o FK'larla, o Ebitda'larla, o esas faaliyetkarlarla bize gelmez. Ama e, bizim biraz daha böyle piyasa kağıtları, daha böyle e, işte Froto'dur, Kozal'dır, işte, Tofaş'tır, Otokar'dır, Vespe'dir, Aselsan'dır, Ereğli'dir. Hani bunlarda yakalamaya çalışıyorum ki yarın öbür gün çocuklara... Bunları buraya en güzel değerleri bırakalım yarın öbür gün çocuklara uzun vadede. Yani orta vade genelde bunlarda pozisyon açmaya çalışıyorum ki uzun vadede çocuklara daha böyle ederi değer olan bir şeyler bırakalım. Niyet bu yani. Abi dediğim mantıklı 20 adet proton 5 adet kozalım var diyor. Eyvallah Sercan. Valla o zaman başarılı buldum seni kardeşim. Sen o zaman bizle takıl baba. <laughs> Sibel ne yanlış? Boş freni bir yorumlasanız. Ya boş frenin de neyine yorum yapalım? Yalnız şöyle söyleyeyim. Şimdi o herkes... Şey diyor ya e, dolar bazında dolar bazında ya bo, boş fren tarafı 2004 yılında ona baktım. Hemen ilk e, şeyim oraya gitti. Dolar bazında boş fren mesela 300 dolarları falan gördü. 300, 350 dolarları görmüştüm 2004'te de. Hemen ona baktım e, şimdi boş fren sorulunca. Ya 300-350 dolarları gördü boş fren. Yani e, yine geçtiğimiz sene 200 dolarlara kadar prim yaptı ama. Şu an hala 70 dolarlarda. Dolar bazında yine de çok çok büyük getiriler elde etmedi. Yani dolar bazında çok çok büyük bir getiri sağlamadı. Düzenli de temettü verir. Boş füren kötü kağıt kesinlikle değildir. TL bazında baktığınız zaman boş füren tarafında çok ciddi büyüme var ama TL bazında da çok ciddi prim de olsa dolar bazında yine de birçok kağıdımız gerçekten yerlerde. Yani boş füren gibi bir değil Değerin açıkçası e, hani TL bazında zirveye yakın fiyatlarda olup da e, dolar bazında hala çöp fiyatlarda olduğunu da e, daha demin baktığımız grafikte açık ve net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Yani bu sadece boş fren nezinde değil yine e, tüpraş için de tüpraş için de Ereğli için de e, geçerli bu dediklerim. Yani birçok kağıt TL bazında yani boş fren 150'lerden işte 1000 liralara gitti. insanların gözüne şey geliyor şu an. Ya diyor boş fren diyor 150 liradan 1000 liraya gitti. Hani 7 kat 8 kat yapmış pahalı mı? Valla e, dolar bazında çok da pahalı değil yani. Benim e, o yüzden dolar bazlı bir bakış açısı getirmeye çalıştım. Yani 300 dolarları boş fren bundan önce gördü yani. Şu an 300 doları görse yeter. Onlar da o şekilde bekleyeceksiniz Artık dolar bazlı hedeflerinize gelmesini bekleyeceksiniz. Nurettin abi ne ne işmen işmen tarafı abi burada bak pozisyon devam ediyor. Benim de pozisyonum var Nurettin abi hiç şeye gerek yok ağırlıklı ortalamaya gene geri gelmiş. Ya Burada tekrar bak bu bölgelere gelirse tekrar pozisyon alırım hiç sıkıntı yok ben kar satışı da yapmadım burada yani hani üstten vereyim tekrar ağırlık ortalamaya gelirse pozisyon alırım şeklinde de bir hareket yapmadım. Bir açıklasın bakayım temettüye kadar. Ben merak ediyorum yani bunu nereye kadar tutacaklar? Veya bunu portföylere neden girmiyor bu? Bunlara hep soru işaretleri yani. Baktığın zaman 5 FK'da piyasaları bit donanın 4'lerde temettü verimliliği %6.5'larda %7'lerde. Bakalım nereye kadar tutabilecekler? Nereye kadar dayanabilecekler? Ben de onu merak ediyorum işmen tarafından. Hem varlıklar yapmış. Yani güzel kağıt, ucuz, sabır edeceksin. Emre abi evet. Tehye bir maç kortsa. Ya Türk Hava Yolları'nı yani devhalarca değerlendirdik. Tekrar tekrar bakmakta şey görmüyorum e, Emre. Burada ben bu bölgelere doğru hareketlenir diye düşünüyorum ama bak şimdi yani bunu hareketlenir diyoruz ama burada ben geçtiğimiz yayınlarda yine sana bir şey izah ettim değil mi? Bir şey anlatmaya çalıştım. Ne dedim sana? Petrol yukarı giderse genelde bak bu işin ben raconunu anlatıyorum size. Racon racon bu işin raconu budur. Petrol yukarı giderse ben eğer benim gibi bir trader şunu yapması gerekiyor. Gider, Türk Hava Yolları'nda shortu basar, Tüpraş'ta longu açar. Baba. Anladın? Yani Türk Hava Yolları'na o yüzden bugün yorum yapmak istemiyorum yani. Çünkü sebebini az çok biliyorsun. Petrol yapmış %6. Yani yorum yapmamız doğru olmayacak. Petrole binayen bir düşüş var. Anladın? diğeri bir maç, bir maç zaten yukarı yönlü hareket. Bugün gıdalara da iyi bir hareket vardı gıdalarda. Bunu da özellikle belirtmeden geçemeyeceğim. Yani gıda tarafında, para kendi tarafında da hafif bir hareketlik oldu ama Petun tarafında güzel bir hareketlilik vardı. Yine Kütahya şeker tarafı hareketliydi. Yani gıda tarafı hafif hafif hareketlenmeye çalışıyor. Belki yarın, yani yarın bir ciddi bir hareket gelebilir. Biraz da endekse ters olan orantılı da hareket ediyorlar. Yani endeks geri gelirken gıdalara giriyorlar gibi böyle bir şey de oluşuyor. Bilginiz olsun. E, Kortsa tarafı. Kortsa tarafına da diyecek bir şey yok. Kortsa benim zaten uzun vade portföyümde var. E, ben bu yatırımdan vazgeçmeyi düşünmüyorum. Geçen Kadir Baba bize bir el atmış. Eyvallah. Kadir Baba da hep e, benim kafa. Valla Kortsa'da da güzel bir trend kırılımı geldi yukarıya doğru devam etmesini ben beklerim ha burada e, ben şey düşünmüyorum yani içimde zerre kadar benim e, kortsaya karşı bir art niyet yok e, ben bu kağıtta ne zaman pozisyon aldıysam kortsayı hep de güzel yerlerde pozisyon aldım çok iyi yerlerde pozisyon aldım kortsayı ben 5-6 defa trade ettim arkadaşlar yani şurada bir trade imkanı verdi e, şurada bir trade imkanı verdi bir de şurada bir e, trade yaptım yerine koydum yani hepsi de güzel yani en az %20'lik gibi bir marjla koydum yerine. Yani ben bu fiyatlardan açıkçası kortsa da bu bilançoyla vermeyi düşünmüyorum. Yani burada en azından o dedik yani ederini değerini bulsun şirket. Yani benim gözümde kortsanın şu anki ederi en azından bir 60 50 60 civarı bir ben paha biçtim kortsaya. Olursa olmazsa sıkıntı değil. Olursa benimdir. Olmazsa beklerim de yani. Zaten 3 defa o çok ciddi trade'i yakaladım yani. O yüzden Kortsa'da da sabır edeni üzmez ama Kortsa. Aksa gibidir Emre Kortsa'da. <laughs> Sağ ol Esma Hanım. Ama Güler uykuya devam eder mi Serkan Hocam diyor. Vallahi abi benim pek takip etmediklerim be Semih. Takip etmiyorum yani o kağıtlara ikisi de fili dolaşım oranlarına bence sen Semih şeye bak fili dolaşım oranlarına bak baba. Sen oradan kaybediyorsun herhalde fili dolaşım oranı e, mutlaka borsada bir kağıda yatırım yapıyorsanız fili dolaşım oranına bakın. E, şimdi ben Semih'in söylediği kağıtlara binayen şöyle bak açayım. Güler yatırım holding demiş. E, diğeri de Avot. Ben burada neden yakalandığınızı anlıyorum ama işte arkadaşlar anlamıyorsa eğer onlara da gösterme açısından şu an bunu çıkarttım. Bak şuradaki fili dolaşım oranı var ya fili dolaşım mesela Güler Yatırım Holding %99.74'ünü fili dolaşımda diyor. %99.74'ü şirketin dolaşan Lot miktarının 99.74 yani bu şirkete halka verdik biz diyor. Hani isteyen götürsün diyor. Halkın bu şirket diyor. Ee, sahibi ee, şey yapmış yani bunun anlamı şu oluyor. Ben hemen şunu şu şekilde anlatayım. Patron o kadar iyi niyetli imalı bir şekilde anlatıyorum. Patron o kadar iyi niyetli. Ben diyor kendi şirketimde para kazanmak istemiyorum kardeşim diyor ya. Benim şirketimde küçük yatırımcı kazansın diyor ya. Güler'de. Veya Avot'ta. Adam o kadar iyi Bak bu Avot'ta ben daha önce de anlattım. Ee, bu bakır madeni bağışladı patron. Avot'a. Şirkete bağışladı bakır madenini. Ya dedi. Ondan sonra fili dolaşım oranı arttıkça arttı, arttıkça arttı, arttıkça arttı Avot'un. Ama burada işte art niyet arıyor insanlar. Aramayın burada art niyet. Adam tamamen iyi niyetli düşünüyor bu adamlar. Bu adamlar diyor ki fili dolaşım oranını artsın. Biz diyorlar kendi kazanacağımızdan feragat ediyoruz. Burada diyor küçük yatırımcılar kazansın diyor. Biz diyor küçük, küçük yatırımcıların kazanmasını istiyoruz diyor. Avot'un say bak bunu diyor. Biz diyor kazanmak istemiyoruz diyor. Ben patronum diyor. Ben kazanmak istemiyorum. O kadar iyi niyetliyim ki diyor. Burada diyor küçük yatırımcılar kazansın kardeşim diyor. Alsınlar diyor. Ben de milyar dolarlık madenlerimi bağışladım diyor. Avota diyor. Burada diyor sırf küçük yatırımcı kazansın diye yaptım ben bunu diyor. Avotçu. Demedi mi Ceyhun? Yazmadı mı? Yapmadılar mı Ceyhun? Doğru mu Samet? Öyle mi? Evet başkanım diyor. <laughs> Doğru mu Samet diyor. Öyle mi diyor. <laughs> evet başkanım diyor. Evet başkanım diyor. <laughs> öyle başkanım diyor. Ben Alex'i aradım mı aramadım mı Samet diyor. Söyle diyor. Evet başkanım aradım başkanım diyor. <laughs> Doğru mu Samet öyle mi? Ee, yani burada burada Avotçunun yani Avot'un patronu tamamen iyi niyetli bir insan niyetli olduğu için diyor ki ben kazanmayayım diyor. Benim kağıdımda diyor küçük yatırımcı kazanacak diyor. Küçük yatırımcı kazanması lazım benim kağıdımda diyor. Ee, Güler Yatırım Holding'de de aynı şekilde. Biz diyor kazanmak istemiyoruz diyor. Küçük yatırımcılar kazansın bizim kağıtlarımızdan para diyor. Kendi kazançlarımızdan feragat ettik diyor. Kendi şeylerimizden feragat ediyoruz diyor. Bunu halka biz mal ettik bu şirketlere diyor. Onlar kazansınlar diyor. O yüzden ben de diyorum ki... E, yani yüzde 60'ı geçiyorsa fili dolaşım oranı sıkıntı baba. Boş ver. Yani %60 yani %10'un oranı %80'dir lan. Yani %60'ın üzerine bir sıkıntı yaratır. Bir baskı yaratır yani insan üzerinde. %80'in üzerinde her an %10'luk payını da verebileceği için orada artık tamamen sıkıntı yaratır. Yani %80'in üzerinde bir fili dolaşım varsa bir şöyle bir düşüncen. Hani %70'in üzerindeyse Öyle tedirgin eder. Yani %60'ın %60 civarı sonunda sıkıntı yok. Hadi 50-50 dersin. Kazanır dersin. Belki tahtada malı vardır. Şey yapmamıştır dersin. Üstüne almamıştır falan filan dersin. Tekrar tahtadan alır dersin. Hani %60 normal. Yani %60 ve 6. Hani %70 ve 6 normal diyelim de. Hani %70'in üzerine çıktı mı da yani... Her an bir %10'luk payı da verse %80'in üzerine çıkar diye tedirgin olmak lazım. Yani o yüzden e, dikkatli olun. Bu tarz şirketlerde mesela bak Adese'nin patronu. Ha? Bak Adese'ci. Benim kağıdımda diyor bak bu patronun ben size yaptığını söyleyeyim. Adese'nin. Benim kağıdımda diyor küçük yatırımcı kazansın kardeşim diyor. Ben diyor bu küçük yatırımcıları diyor çok seviyorum diyor. Kendi paylarımdan fedakarlık ettim diyor. Onlara verdim diyor. Kendi paylarımla onlara verdim diyor. Onlar kazansın kardeşim diyor. Ama sen bu kağıtlarına nasıl para kazanırsın? Onu da anlatayım ben sana. Fili dolaşımdaki miktarın hepsini alabilirsen para kazanırsın. O kadar para yok. Olmadığı için bulaşmayacağım baba yani. Defter değeri 1 lira 91 kuruş. İşte 0.72 kuruştan işlem görüyor. Ama fili dolaşım oranı %93'lerde. Şeyde yazıyor. Eee... Bir da yazıyor. Cemaş'ın patronunu anlat baba diyor. Cemaş'ın patronu neyi anlatayım ya? Yusa. Bir gün e, bizim Ayan abi var. E, bizim toptancı, kuyumcu toptancısı Ayan abi. O geldi bir gün. Dedi ki ya dedi e, Serkan pozisyonu da aldık dedi. Cemaş'ta çok büyük can yani ciddi büyük pozisyonu vardı. Ben böyle yani siz şey yapıyorsunuz ya ben böyle bu kadar cesaretli bir adam Hani o tahtalarda bu kadar cesaretli bir adam bilmiyorum. Yani o zaman Cemaş yanlış hatırlamıyorsam 90 0 90 0 90 1 gibi filan e, işlem görüyor. Ya dedi Serkan bak şuna filan dedi. Baktım ben grafiğe. Abi dedim grafik kötü değil dedim. Yani hani 93'e kadar 93'ü kırsa dedim teknik vapta iş yapar ama dedim bu kağıt 3 kağıtçı baba bunlar dedim. Bir dedim arayalım şu şirketi. Aradık. Kadının bir tanesi çıktı. Merhaba dedim, kolay gelsin. Sağ ol dedi. Ama bayağı oluyor bu dediğim olay. Yani o Cemaş ondan sonra bayağı hareket de yaptı. Benim dediğim anlattım bu olay? Yani 2003'lerde filan. Ha şuralarda bak, şuralarda. Şu an o o anki değeri 0.36 kuruşlar filan. Yani o sermaye arttırımı yaptıktan sonra 36 kuruşlar falan tekabül ediyor. Normalde 91 kuruş falan. 2005'miş bak. 2005. O dönemde. Çünkü çok da iyi hatırlıyorum. Ondan sonra Ayan abi girdikten sonra çok ciddi hareket olmuştu tahtada. Neyse. Ee, Ayan abi dedi ben dedi, bu şirketin %10'unu alacağım dedi bana. Ya abi yapma etme. <laughs> ya diyorum bu üçkağıtçı bunlar diyorum tamam mı? Bunlar üçkağıtçı. Sen dedi Arabi dedi. Neyse e, aradım şirketi, kadının bir tanesi çıktı işte yatırımcı ilişkileri Cemaş. Geldim hanımefendi hani bu dedim kağıt da yani normal mi dedim nominal değerinin altında ciddi de dedim kar yazıyorsunuz hani. O zamanlar karlılık filan da çok iyiydi ha Cemaş'ta. Kötü değildi yani. Neyse. E, ya batacak mısınız dedim yani bu şekilde bir işlemiyorum Batacaksanız dedim söyleyin. Aynen kadın bana bunu dedi. Beyefendi, beyefendi dedi. Siz dedi, daha dedi, şeyi tanımamışsınız dedi. Işıklar grubunu siz daha tanıyamamışsınız dedi. Aynen öyle dedi Alper. Beyefendi, beyefendi dedi. Siz daha dedi Işıklar grubunu tanıyamamışsınız dedi. Ulan Neyse kadın kapattı yüzüme telefonu. Allah Allah. Abi şeyi bir açtım. Ee, o zaman Işıklar Yatırım Holding. Ha ya biliyorum geçmişte 3-4 tane de bedelli yatırım bedelli yatırım kararı almıştı. Yani bedelli sermaye arttırımı yapmıştı 2-3 tane. Abi, geçmişini bir araştırdım. Şirket 8 defa el değiştirmiş. Ya yani el değiştirmiş derken Işıklar ismini değiştiriyor. İsmini değiştirince bedelliler gidiyor. Bak dur bak 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 bak. Siz olayı bilmiyorsunuz. Ulan bunlar var ya, bunlar su kurnazı lan bunlar. Ben ah lan ben bunları var ya içinden geçerim içinden. Abi hakikaten tanımamışız. Bu adamlar bildiğiniz gibi şey değil. Bildiğiniz gibi üçkaçı değil. Dur. Bak şimdi. Grafikte açıyoruz ya. Açtık. E grafiği açınca bak ışıklar yatırma onik 98'den beri işlem görüyor değil mi bak 98'den beri işlem görüyor hiç bedelli var mı bir tane bedelli var mı bak grafiğe yok bedelli neden yok çünkü 6 defa ismi değişti anladın isim değişince sayfa beyaz oluyor baba isim değişince sayfa bembeyaz bir sayfadan tekrar yeniden başlıyorsun yeniden başlıyorsun ondan sonra olay beyaz bir sayfada devam ediyor ya velhasıl kelam ondan sonra... E, beni... Kadın öyle deyince ben daha çok delirdim. Tamam, çıldırdım. Onlar zaten bunu yapabilmek için yapıyorlar. Buna eminim. Onlar da zaten... E, hani insanları delirtmek aç açısından yapıyorlar bunu. Onu biliyorum. Yani... A acaba tahtaya gelir mi gibisinden Veya acaba güçlü mü İşte bak şimdi size onu anlatacağım Acaba güçlü mü Ulan sen Ayhan abiye sen hayırdır lan sen Ayhan abiye sen öyle ışıkları tanımıyormuşsunuz he Abi Ayhan abi dedim Ayhan abi Yapıştır dedim ya Ayhan abi bir başladı 91, 92, 93, 94, 95 Ne varsa aldı Tahtada ondan sonra ertesi gün oldu filan bir daha e, bir şey daha geldi ondan sonra verdi aynı abi de yanlış hatırlamıyorsam 1.34'ler yani orada %30 filan aldı verdi ondan sonra ben dedi vereceğim bunu filan dedi verdi neyse e, olayı şuraya bağlayacağım yani bir şirketin Gerçekten e, Ayhan abi anlatıyordun şimdi ha var ya Ayhan abinin Cemaş maceralarını anlatıyordun <laughs> Gidiyor musun Ahmet? Seviyorum seni Eee yani asıl kelam böyle arkadaşlar. Yani e, <laughs> eğer o fil, fili dolaşımdaki belli bir miktar alabiliyorsanız sıkıntı yok girin. Yani halka açtığın da pek bir önemi yok. Yani şirketi konfil alabiliyorsanız sizin için iyi bir durum. Ama alamıyorsanız sıkıntı orada başlıyor zaten. Eğer alamıyorsanız orası sıkıntı. O yüzden e, eğer yani baktınız fili dolaşım yok panik Ahmet değil bu bu başka buna bu bizim amca oğlu <laughs> bu <gülüyor> bu kuyu bu zenginlerden kuyumculardan <laughs> kullar benzemesi bunu. Eee <laughs> Lan kahvaltı yapacağız dik Ahmet abi bak, yapamadım. Ama o da söylemedi bana. Ee, Ve asıl kelam eğer fili dolaşımda yani baktınız fili dolaşımı %90'ın üstünde hemen kendinize şu soruyu sorun. Ben bu %90'ın üzerindeki fiili dolaşımdaki olan payların tamamını alabilir miyim? Soru evetse girin o tahtaya. Sıkıntı yok. Siz daha fazla kazanırsınız o tahtada. Ama soru hayır ben bu fiili dolaşımdaki payların tamamını alamam diyorsanız bence bulaşmayın. Çünkü zaten o şirkete halka mal etmiş. <laughs> mal etmiş arkadaş. Ya o... Bakın arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. O... Yani bu Rıza Kutlu Işık'mış, işte bilmem kimmiş, oymuş, bu, bunların hepsinin içinden geçerler. Tamam mı? İçinden, bak içinden karşı tarafa geçecek insanlar tanıyorum, tamam mı? <laughs> Onun içinden geçip karşı tarafa geçecek insanlar tanıyorum ama zaten bunlar da onu istiyorlar. Tamam mı? Bu sefer kağıda giriyorsun. Eğer kısa bir zamanda çıkmazsan kağıttan belli bir miktarın üzerine çıkarsan çat bedelli. Neden? İmtiyazlı paylar var elinde. Anladın mı? İmtiyazlı paylar var elinde. İmtiyazlı pay... Ben de diyorum ki kaldırsınlar imtiyazlı payları. O Rıza'yı ben o zaman... Kel Rıza'yı ben o zaman göreyim. İmtiyazlı payları kaldırsınlar. O zaman görelim. Hadi. Hadi. Yani çok değerli insanlar, çok değerli abiler tanıyorum ben. Biliyorum da. Ee, hani... Yani... Ama işte... ben Bazı kağıtlarda... Bu her kağıt değil bazı kağıtlarda bunlar yapılıyor ve alelade yapılıyor. Yani ihlaslar ona keza aynı şekilde. İşte ışıklar grubu aynı şekilde. Yani bunlar hiç borsaya hayır olmayan senetler abi. Borsaya hayır olmayan senetler ya. Cemaş. Bak şu Cemaş'ta en üzüldüğüm konu ne biliyor musunuz? Size samimiyetimle yürekten söylüyorum bak. En üzüldüğüm konu. Eskiden Borsada işlem yapanlar bilir, eskiler bilir. Uçak diye bir hisse senedi vardı. Uçak. Eskiler bilir. O şirketin içinde yani o faaliyetlerini durdurdu, bütün faaliyetleri bitti. Faaliyetleri dedi, biz dedi durduruyoruz dedi uçak dediğimiz şirket. O şirketin sahibi Fransız bir e, vatandaşmış. Ben de gayri ihtiyari pozisyon aldım o şirkette. Baktım finansallar güzel gayet güzel karlılık var. Kasada nakit dünya kadar para var uçakta. Kasasındaki paranın yarı fiyatına borsada işlem görüyordu şirket. Kafayı iyi bana. Lan bir de piyasa geri geldi filan bir de geri gelmeye uğraşıyor. Beni dellendirdi böyle. Dur dedim ya ben şu uçağı arayayım. Aradım. Ben dedi Bak yemin ediyorum size genel müdür yardımcısı bilmem kim dedi. Neyse ne genel müdür yardımcısı dedim ya. Birader sen kimsin dedi. Abi dedi ben dedi uçak şirketinin genel müdür yardımcısıyım dedi. E dedim daha şey birisi yok mu dedim. Yok abi ben varım dedi. Dedim ben bilgi alacaktım şirketten dedim. Bizim yatırımcı ilişkileriniz falan yok mu? Abi yok dedi biz faaliyetleri zaten durdurduk dedi. Ne dedi faaliyetleri mi durdurdun? E ne olacak şimdi dedim. Abi dedi e, işte takıyoruz patron dedi bizim Fransa'da dedi. Fransa'da mı dedi? Valla bak yanlış olmasın İsviçre'de mi dedi? Fransa'da mı dedi? Bir yerde dedi böyle bir yabancı bir yer söyledi. Fransa mı? İsviçre mi? Öyle bir şeyler söyledi. E dedim abi işte bizim para dedi. Yani şirkette bir kazanç elde etti dedi. O parayı çıkartamıyor dedi. Patron dedi zaten bu şirketi satacak herhalde dedi ya. Yani. Bilmiyorum dedi. Hani biz de derdimizi anlatınca ya dedi, biz bak ciddi pozisyon aldık kardeş. <laughs> Yamuk yapma bize dedik. Yok abi dedi yani şirketin zaten dedi bütün varlıkları dedi. İşte repoda duruyor dedi. Yüzde otuzu repoda duruyor dedi. Yüzde yirmisi dedi tahvil var dedi. Yüzde dedi dövizde dedi paranın dedi. Allah Allah. Ulan Dedim o zaman şirket likit nakit dedim ya. Evet abi nakit dedi ya hepsi para. Ben bunu duyunca bu sefer iyice değerlendim Bu sefer ne var ne var ne yok bütün full portföy girdim kağıda. Uçağa. Neyse uçak değil ha uçak. Neyse. Bekliyorum kağıda hareket gelsin diye. O kurnazlar da beni o kel rıza da beni takip ediyordu herhalde o zaman. Neyse bu bir geldi. Tak tak kağıt. Bir şeyler oldu kağıda. Bir geldi alıcılar. Ulan, o bu derken kağıt 2 günde %40 prim yaptı. Kağıda girmişim. 2, 3 2 ay oldu. 2 ay. 2 ay olmadı. Usaş. Aynen aynen. Usaş. Aynen Ahmet. Usaş. Uçak. Uçak. Usaş. Eski şeyle ee, neyse bir baktım 2 günde %40 yaptı kağıt 2 aydır kağıttayım dedim o kadar bir buçuk ay malı toplamakla uğraştık zaten %40 yaptı tavanda deli gibi alıcı var yanlış hatırlamıyorsam da 2.60 fiyatlardaydı ben 2 2.30 lardan almaya başladım 2.20'ye kadar geri geldi hatta 2.10'a kadar geri geldi orada tamamen toparladım hani 2.60 tavanda çok iyi hatırlıyorum Şöyle bir gittim geldim. Bak o malın bana lanet ettirerek sattırdılar. Hayatımın dönüm noktalarından bir tanesiydi o. Lanet olsun dedim. Beni dedim bu kadar şey yaptınız al dedim. Tavandan ben malı verdim. Malı verdikten sonra zaten e, akşamına haber geldi. Haberi gönderdi. E, i̇şte Cemaş'la bilmem ne anlaşma haberi bilmem neler cartlar curtlar işte e, şey yapacağız. Cemaş tuttu bu Usaşı da aldı. Abi o Usaşı güzelim şirketi gitti abi. Güzelim şirket gitti abi. Piç şirketi. Tövbe ya Rabbim. Bu kadar insan izliyor. Hani yani argo konuşmak zorundaydım. O şirket de gitti abi. Usaş gitti. Kasasında dünya kadar nakit vardı abi. O şirketin o nakitlerle ederi yani benim gözümde 4 lira filandı. Yani 4 lira filandı. Defter değeri 4 liraydı yani hani şeyini valörünü filan da koy e, ileri tarihe. Hani future beklentilerle %15'lerde de kar yazsaydı hani tahvillerden onlardan bunlardan 4 lira, 4 lira 40 kuruş defter defter değerini görmesi lazım yani. Neyse satıldı filan şey yaptı ama hep bunlar sadece şeyde değil yani. Kendi kağıtlarında değil başka kağıtlarda da üç kağıtçılık yapıyorlar. Anladın mı? Sadece kendi kağıtlarında değil yani başka kağıtlarda da üç kağıtçılık yapıyorlar. Ya sıkıntı değil ben yine para kazanırım bunlarda. Ben bunların üçkağıtçılık yapacak yapacağı yerleri de biliyorum yani. Nasıl yaptıklarını, neye binayen yaptıklarını. Hani geri geldi zaman şey de yaparız. Atar gider de yaparız onlara. Onda da sıkıntı yok ama ya uğraşılmaz abi. O şirket içine girdi. O şirketi de yaktılar. Ne oldu o şirket? Gitti abi. Ha, Us Usaş şimdi Cemaş'ın içindeydi. Ne yaptılar onu bilmiyorsun. Anda kim bilir ne yaptılar. Kim bilir ne oldu. Cem aşaldıydı ya. Öyle hatırlıyorum yani. Açın geçmiş tarihi verilerine bakın. Neyse biz de fazla konuştuk galiba. 1 saat 40 dakika yayın. Ondan sonra izleyecekler. Ben de diyorum ki bana o acıları, o ızdırapları çektiren insanlar size neler yapmaz? Anladınız mı? Bana o ızdırapları çektiren insanlar size neler yapmaz? Bunlardan güçlü değilseniz girmeyin bu tahtalara. Zorlamayın ha. İlle risk mi alacaksın? Al kardeşim. Risk mi alacaksın? Al. Ama portföyünün %10'uyla al, 15'iyle al. Yani ille gireceğim ya ben ille Cem Aş'tan ben para kazan. Tamam kazan. Ha orada kazan. Portföyünün %10'un bu kısmını al ya. %15'lik kısmını al. %20'lik kısmıyla al. Yani girip de full portföy bu kağıtlara girme kardeş. Girme. Üzülürsün yarın öbür gün. Üzerler seni. Üzülmezsen bekletirler. Tamam mı? Kafayı iyi Saçında saç kalmaz kafanda. Donunu almazlar. Saç, saç kalmaz oğlum kafada. Saç kalmadıktan sonra ben para kazanmışım ne olacak? Ulan gene saç ektirmeye gene gideceğiz. E 15 bin dolar kazandı ya e saç ektir 15 bin dolar. Ne anladım ben bu işten? Saçlar gitti. O yüzden... Ulan <laughs> para kazanmaya giriyoruz. Sağlığımızdan alıyoruz. Yani para kazanmaya girdiğiniz bir tahta da para kazanın. Yani para kazanmak için girip bir de sağlığınızdan olursanız daha kötü. Bu sefer sağlığınızı kazanmak için tekrar para harcayacaksınız. Anladınız? E bu olayların yani olayların bu boyuta gitmemesi için ben de size diyorum ki güzel tahtalarda işlem yapın böyle bir derdiniz kaygınız olmasın hani saçınız dökülmesin miren olmayın yarın öbür gün şey çıkar e, midenizde kist çıkar bir şey olur sağlığınızdan alırsınız düşünce yapar acaba bedelli mi yapacak %500 mü bedelli bedelli parası ayarlayabileceğiz mi onu ayarlayabileceğiz mi bunu ayarlayabileceğiz mi diye uğraşır durursunuz arkadaşlar. Evet başka valla arkadaşlar katıldaki arkadaşlardan sorusunu cevaplayamadığım varsa söylesinler. Goldaş kuyumculukta bir anın var mı hocam diyor. Abi ben yani sektörün içinde olduğumuz için ben Goldaş'ta işlem yapmazdım yani. Sektörün içindeydik yani Goldaş'ın sahiplerini de tanırız yani. Hiç işlem yapmadık. İhlas gayrimenkul eskiden de mi böyleydi? Bataklık gibi bir şey diyor. Ah be önderim. Sen İhlas gayrimenkulün Okan tekstil olduğu dönemleri bilmezsin. Babama diş döktürdü bak. Git implant, implant yaptıracağız diye. Okan tekstil zamanında. Bak şimdi babama implant yaptıracağız diye uğraşıyoruz. Yok dişin tanesi. Kaç paraydı? <laughs> dişin tanesi. Yok 15 bin liraymış, yok 20 bin liraymış, bilmem neymiş. Şimdi ağza bir araba dolusu para harcayacağız. Sen yani o İhlas Gayrimenkul, öyle İhlas Gayrimenkul falan değil. İhlas Gayrimenkul, önceden İhlas Madencilik'ti, ondan önce e, İhlas bilmem neydi, ondan daha önce e, okan Tekstildi falan filan gider bu yani. Bunlar böyle sürekli isim değiştirdikleri için, babadan olan esil bunlar. <laughs> i̇smini değiştiriyoruz, ismini değiştiriyoruz, beyaz sayfayla geri geliyoruz. Nasıl? Gonlaştan anet olsun dedim. Abi ya bak bir de zaten Nurettin abi şunu da bak şunu da özellikle söyleyeyim. Eğer bir kağıt bir kağıt e, gayrimenkul şirketi değilse gayrimenkul şirketlerini ayrı tutuyorum. Gayrimenkul şirketlerini ayrı tutuyorum. Hadi onlarda iskonto oranı var bilmem nedir. E, i̇skontolu işlem görüyorlar bilmem ne. Bir kağıt eğer nominal değerinin altında işlem görüyorsa nominal değer borsada 1 liradır. Nominal, nominal değerin altında işlem görüyorsa bir kere o, o kağıda şöyle bir uzaktan bakacaksın. Yani. Çünkü bir şirket nominal değerinin altında işlem görmesi imkansız gibi bir şeydir yani zarar etmedikten sonra. 1 lira nominal değerinin altında işlem gören şirketten uzak duracaksın. O şirket eğer 1 lira nominal değerinin altında işlem görüyorsa o adamların bir bildiği vardır. Anladın? Veya senden daha fazla bilginlerdir onu almayanlar. Yani onu herkes görüyor. Biz de biliyoruz yani biz de hıyar değiliz. Biz de 1 liranın altında işlem gören kağıtların ucuz olduğunu biz de biliyoruz yani. Bir tek o borsaya yeni başlayan arkadaşlar var. Ya yani diyor bu şirketin diyor sermayesi zaten bu kadar diyor. Sermayesinin altında görüyor diyor ya bedava bu şirket diyor. Bedava da borsaya yeni başlayanlar der işte bunu. Bedava da kardeşim o bedava işlem görmesinin bir sebebi var değil mi? o bedava bedavaya bedava işlemiyor mu o şirket? Onun bir sebebi var. Sebebine baktım mı? Bakmadım ama bedava işlem görüyor. E o zaman e, pozisyon açtı. Bir de seni görelim bakalım. O tahtta ne bedavacılar eskitti. <laughs> İhlas gayrimen İhlaslar ne bedavacılar eskitti be. Ay kanırtır kanırtır var ya. Ay. Ne ya Serkan abi bir şey soracağım ama temenni veya tekniği değil patronlarını veya sahiplerini sonuçta bir koç veya oyak iştiraki değil abi diyor. O şişenin şeyi patronları çok daha efsane. O yani bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen şimdi Gökler'i soruyorsun ya şey demişsin mesela. Sonuçta bir koç veya bir oyak iştiraki değil diyorsun ya. Sana şunu yürekten söylüyorum. Şişenin sahipleri şu an için hani koça moça abidim, abicim dedirttirecek şirketler yani. Koça şeye e, oyak grubuna koça abicim dedirttirecek e, sahipleri var. O yüzden bunlar daha bunlar onlardan da beter yani. Bunlar onlardan da beter. Ben yani boş ver abi. Sen pozisyonunu aldıysan boşver abi salak yap ya. Biraz da bir salak yapalım ya. Hep hep akıllı olan biz oluyoruz abi. Biraz da biz salak yapalım ya. Pahalı zaten şişe bu fiyattan. Geçen sene 7 liraydı. Bu sene 14 lira. Pahalı bu fiyattan. 7'ye gelirse 7'ye gelir. alırız. 7'ye gelirse alırız. <laughs> Sen gelince bakalım ne cevap verecek diyor. İsmail abi, ben akşam yazayım. Abi vallahi yazdıklarınızı pek göremiyorum. Hep dayak yiyen taraf oluyorsun. Hiç gerek yok diyor. Aynen öyle. Gesan hiç takip etmediğim bir şirket. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ben pozisyon denemiyorum Gesan'la da. Evet yavaş yavaş sonlandıralım ya. 2 saat yayın oldu. 2 saatlik yayın da olmaz artık yani. Hepten Ahmet abi gibi çığırımızdan çıkardınız bizi. Odaş da şu an için defter değerinin altında işlem görüyor ama bunun tabi bir sebebi var. Döviz yükümlülüğü yüksek olduğu için defter değerinin altında işlem görüyor. Yine buna benzer birçok şirketimiz var. Zorlu Enerji var, e, Ak Enerji var. Bu şekilde işlem gören şirketler. Onları da bir incele neden bu şekilde işlem gördüğünü az çok e, anlarsın. Ucuz ama. Ucuz ama gitmedikten sonra ucuz olmuş. Onun da bir manası yok İlyas abi. O yüzden Gesan sürekli yeni iş ilişkisi alıyor. Vallahi bunu işte takip etmek lazım. Ben takip etmediğim için e, muhabbet hiç bilmiyorum. Can 7'ye gelirse denersin ya. Aynen. Contayı yakmadan kaçalım. Serkan valla sohbet e, yaşadığın tecrübelerle çok daha akıcı. Ara sıra anlat diyor. İnşallah. Valla vakit buldukça anlatıyoruz işte. E, Reyhan. Yavaştan biz kapatalım ya e, bu konuyu. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yaklaşık 2 saattir yayın yapıyoruz. Ee, bu 2 saatte bizleri yalnız bırakmayan tüm takipçi arkadaşlarıma buradan selamlarımı gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Daha sonrasında yayını izleyip e, görenler için kanalı beğenmeyi, daha sonrasında abone ol tuşuna basmayı unutmazsanız sevinirim. Abone ol tuşu nerede? Şu bölgede bölgelerde bir yerlerde çıkıyor Ona abone olacaksınız ya bu kadar basit ya abone olacaksınız bildirimleri açacaksınız Ondan sonra beni göreceksiniz her gün <laughs> Neyse ee, bir de dua da edelim de hadi kapatalım Allah'ım Borsacılar e, Hep Bitcoincilere veriyorsun Allah'ım biraz da borsacılara Hadi Bitcoincilere de Alper ters bakıyor Allah'ım Bitcoincilere de biraz e, Amin diyelim ee, ve yayını kapatalım inşallah. Yarın bugünden çok daha iyi bir gün olur arkadaşlar hepiniz için. Görüşmek dileğiyle. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Görüşmek dileğiyle.